7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Allah'ım o terlikler! Geldi ama mi terlikler? Şart olmuştu. İlk bölüm çok sevilmiş. Birinci belli. İkinciyi merak ettim diye geldim ben. Alır mı sence Sema? Sanmıyorum ya. Ciddi. Bugün çok şenlikli geçecek. Bugün bomba bir menüm var. Ne diyorsun? İki tanesi benim kendi üretimim. Yani kendi buluşum. Çocuklar o gideceği arayın bizim. Ama kimse güvenmezse ben niye geldim? Mutfağa o giriyor ama arkasından biz bir daha giremiyoruz. Abi ben neyi doğru yapabiliyorum Sema? Mutfakta kaplanım, affetmem. Ulan nasıl sos aldın? Evet. Ya i̇yi, ekran iyi, ama başındaki boş ver, bizi tehlikeye atmamış. Hazırı daha iyiydi. Gitti. Olabilecek şeyler. Vallahi sayende sezonu erken kapatacağız. Ben önce lezzete bakıyorum Mertcan. Gerçekten mi? Evet. Ozan kazandım. İnşallah. Para yanınızda mı? Tabii burada 15 lira. Tamam, alıp çıkayım şimdi. Birkaç bakayım. Aşçı geliyor bugün. Umarım onlara hayal kırıklığına uğratmam. Kayınvalidelere selam olsun. Ay ya, çok basit olmuş bu tatlı. Ne o meyveli bisküvi tatlısı ya? Metamelli ya. Beni üzdü, ben ayrılıyorum bu program. Aramızda kalsın ama. Söylüyorum. Ses adam. Neler yapabileceğimi hiç düşünemiyorlar. Sofrada diyeceğim, arkasındayım. Muazzez Hanım diye bağıracağım. Ay, kaşarlı köfte ve soslu makarna. Ay, çocuk menüsü ya. Yapabilirdim. Yapamazdım. Boşuna oradan konuşma. Niye yapamayacağım? İzleyince kolay oluyor. Ben burada delirmek yapıyorum. Üzere. Ya hadi be abicim. Ev hanımlarımıza yardımcı olsun yani, Allah ne diyeyim. Bugün masaları donatacağız. Farşeli iptal edeyim mi, pideyi, lahmacunu? Hepsini iptal edin. Bugün yiyoruz. Anlaştık ya. Saçımı da beğendiler. Şehriye çorbasının nesi özel olabilir ya? Ya bu biraz sonra oldu, buna da laf edecek. Şoku bununla yaşayın diyorsun yani. Ya daha gelecek. Ne geliyordu? Meto. Sizi bununla bayılttım, onlarla ayıltırım diyor. Meto yani mahvı perişan yani hiç. Gözlerim sulandı. Tatlar yok hiç. Koydunuz sadece domates. Yok abi, bugün birimize bir şey olmadan bitirelim. Birinci olmasam da olur. Ben hiç kendim yaptığım zaman yiyemiyorum. Niye yapıyorsun o zaman? İnsanlar mutlu olsun. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la Sofradan'ın bayrama özel damatlar haftasında final günü başlıyor. Genç kayınvalidemiz Serpil Hanım'ın fenomen damadı Mertcan yarışacak. Şimdi hemen evimize gidiyor, ailemizi daha yakından tanıyoruz. Merhabalar, ben Mertcan Bağır. 22 yaşındayım, aslen Trabzonluyum. 4 senelik bir birlikteliğim var Sema ile.
Ben Serpil Sarmış. 45 yaşındayım. Gidelim alalım dedim, o yüzden geldik. Merhabalar, ben Sena Sarmış. 24 yaşındayım. 4 yıla yakındır bir birlikteliğimiz var. Yok, bence kazanmaz. Abi o zaman sen niye geldin? Beni düşürmeye mi geldin? İzlemeye geldim. Ha, ama şimdi kazanmak değil ki mevzu, birinci olmak. Ben kazanırım demedim, birinci olurum dedim. Sondan birinci olabilir misin? Damat adaylarından para aldı mı? Gördünüz mü? Yok tamam, şaka yapıyorum. İnanıyorum başaracaksın. Mutfağa çok nadir zamanlarda girip yemek yaptı. Daha önce mutfağa girdim. Çıkamadığım oldu. Yani zorlansam da ilk kez zamana karşılaşacağım. Hep keyfi yapıyordum. Bu sefer kaynanalar bekliyor beni. Telaşlıyız bakalım ama birinci olmak hedef. Ama lezzet konusu lezzetli. Lezzetli evet. Lezzetli. Eli lezzetli, gayet güzel yemekler yapabiliyor ama çok dağınık çalışıyor. Hemen gelmek istedim. Çünkü neden? Benim adıma yemeğim var. Hani birinci zaten belli. Ben ikinciyi merak ettim de geldim. Yani masa bittiği gibi yemeğimizi yiyelim. Kutlama yemeği gibi düşünün. Benim kutlama yemeğim gibi. Şampiyonluğu kutlayacağız. Tabii şampiyon geldi. Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın. Efendim, damatlar kayınvalideler haftasının en önemli, en heyecanlı günündeyiz. Nedir? Çünkü büyük final olacak. Bakalım hangi damadımız 15.000 TL'yi götürecek. Bu arada bayramın ikinci günü, tekrar herkese iyi bayramlar dileyelim. Ve yarışmayan tek yarışmacımız vardı. O da daha evvelden programımızın izleyicileri aşinadır. Sosyal medya fenomeni. Allah öyle aşkım, evet. Şaklabanım. Özel hayatımda. Terlikler bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Terlikler ne? Ya format uygun olsun dedim. Bir erkek formata mı? Ha gelin kayınvalide kadınlar madınlar yani dedin. Yani ben bir erkek kim, olarak sırıtmayayım. Kim yaktı seni? Kim verdi o terlikleri sana? Kendi seçimi tamamen özel yapın. Sevgili Mertcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Sosyal merhaba. Sosyal medya fenomeni. Evet. Nişanlısı Sema, hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Ve Serpil Hanım ve Allah'ım o terlikler. Geldi ama mi terlikler? Şart olmuştu. İlk bölüm çok sevilmiş. Bu sefer çorap da getirdim. Çorapla çok uyumlu. Özel yapımdı. Biz hanımların aynanın karşısına geçer deriz ya, bugün ne giyebilirim acaba, ne yapayım? Ben de bugün hangi terliğimi giysem diye merak ettim. Aynen öyle, terliklerle bir odam var. Ay, terlik koleksiyonu. Ne yapıyorsun, görüşmenin nasıl gidiyor? İyidir, teşekkür ederim. Aynı. Ay, nişanlanmışsınız Sema. Olabilir. Olabilir yani derken? Aslında şöyle, hani henüz nişanlanma olayı yok. Yani söz. Hani nasıl diyeyim? Evleneceğiz. Söz verdim. Kaç yıldır böyle bir sözün tutmayı. Söz veriyorum ama. Söz veriyorsun evet, verdim kendince. Bence uzatıyoruz o hala. Bana da öyle geliyor. Zaman mı kazanmaya çalışıyorsun? Bunda kaçış yok. Elinde sonunda olay oraya bağlanacak yani. Zamanı yemekte kazanacağım. Zamanı yemekte kazanacağım. Saçlar daha bir açılmış. Röfleler, balyajlar çoğalmış. Yani o terlikle beraber geliyor. Geliyor. İkisi daha başka bak şeyler gelecek mi? Ürküyorum. Mertcan. Yok gelmez, burada yeter daha üstüne çıkmayalım. Bizi de paylaşmıştın, hatırlıyorum, videonu izlemiştim. İzlediniz mi? İzledim, güzel de eğlenceli bir gündü. Kuzenin yarışmıştı ve sonuncu olmuştu diye hatırlıyorum. Maalesef haftanın beşincisini açıklayacağım şimdi sizlere. Bu haftanın en düşük puan alan gelini... Çiğdem sen oluyorsun. Kayınvalidelerden 16, benden ise 6 puan almışsın, 22 puanla tamamladın. Teşekkür ederim. Ya ben ailemin şeyini, onurunu kurtarmaya geldim. Sen onu yani, birinci mi olacaksın? Zaten söyledim, birinci belli. İkinciyi merak ettim diye geldim ben. Ooo, şampiyon tamam benim diyor. Alır mı sence Sema? Sanmıyorum ya. Sema'nın zaten enerjisi, gerçekten de neşesi, nişan sözlüsüne olan güveni çok belli yani zaten. Ya güzel yemek yapar da. Ha. Ya elim lezzetli ama orada elim hani. Elimi mi vereceksin? Yani elim lezzetli. Buyurun, benim el lezzetim vardı. Şuradan bir kırklatırsanız diye. Ya hiç tarifli yemek yapmadım. Ha. Hep malzemeleri koyarım, hangisi uyuyorsa. Böyle bir ortaya karışıyor. Yaparım ve hanımlarımıza, ev hanımlarımıza tarifler sunarım. Çok büyük aşçılar izlerim. Ciddi. Bugün çok şenlikli geçecek. Bak sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten annen anlatmıştır. Ya pardon, kayınvalide. Ama abla ne diyeyim ya? Ben şey diyorum, partnerim diyorum. Ne diyorsun? Partnerim.
Partneri ne partneri? Hani yarışma genç, partneri. Genç olduğu için çok... Yarışmada partner doğru. Çok genç, çok hoş bir hanımefendi Serpil Hanım. Şimdi ne pişireceksin çok merak ediyorum gerçekten. Bugün bomba bir menüm var. Ne diyorsun? İki tanesi benim kendi üretimim. Yani kendi buluşum. Çocuklar o pideciyi arayın bizim. Kuşbaşı kaşarı ben değiştiriyorum. Ispanaklı peynirli yapın. Ama kimse güvenmezse ben niye geldim? Ben biraz güvenin. Yani şöyle diyeyim. Normalde tadına bakıp bırakıyorlar. Ben izliyorum programı. Evet. Bu sefer tabak çanak kırılır. Ne diyorsun ya? O derece. Bitirirler bir de yara vururlar. Bir de o kadar diyorsun. Mutluluk. Serpil Hanım en güzel ne pişirdi bugüne kadar Mertcan'dan ne yediniz? Kaşarlı köftesini ben çok beğendim. Aa! Evet. Hiç fena değil. Çok beyler bir döktürdü bu hafta Mertcan. Biz duyuyorum. De şaşırdık. Duydum. Hoş dün çok güzel yemekler düşük puanlar elde ama annenin 9'u patlattı. Duydun mu partnerin? Onu da duydum. Herkes yüksek veriyor. Vallahi iyi fena değil. Sana biraz çok böyle ortalar gitti de uçlar kaldı. Yani ya 3 ya 10 alacaksın öyle söyleyeyim. Ondan yana gönlümüz. Ondan yana. Yani sonuçta sos yapmışlar kafede Paris diye. Evet. Evde her gün kafede Paris yemiyoruz. Evet. Biz halkın yemeklerini bugün yiyeceğiz. Çok da güzel olacak. Peki menüyü çok merak ediyorum. Kendi tarifleri var. Spesiyeli Mertcan'ın. Evet son menü geliyor bu haftanın Mertcan'dan. Çorbada özel tarif şehriyeli domates çorbası. Şehriyeli domates. İçinde sürpriz malzemeler var. Metomen. Ne? Ara sıcakta metomen. O ne ya? Menemenin benim tarifim ama yemek gibi. Ha yemek zaten. Sen ara yemekte menemen mi yapacaksın? Menemen değil işte, metomen. Metomen. Metomen, aynen öyle. Onu yapacağım. Sonrasında yaprak sarma var. Evet, neyle yapacaksın sen sarmayı? Şöyle sarabiliyorum. Şu sebze barnağım gibi diyorsun. Aynı. Ne koyacaksın içine? Zeytinyağlı. 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 Ya zaten yaprak sarma. Fıstık koy. Fıstık. Siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Evet. Sonra ana yemekte özel soslu bir makarna. Makarna. Sosunu bulacağım. Şu an belli değil mi? Ya ama özel dedim. Özel dedim ya. O an halledeceğiz. Doğaçlama çıkacak. Ya bir şekilde. İlk defa 3. senemizde menüsü henüz tam olarak belli olmayan bir ama görüşüm. Belli özel soslu. Hani. Ama ne oldu? Gelişi ne diyorsun? Sosu artık tamam, elimin bile... altında ne malzeme varsa yemeğin var mı ana yemeğin? Kaşarlı köfte. Ama nasıl? Nasıl? Bıçağı koyduğun gibi pat her yere fışkırır. O derece yaparım. Öyle çok da herkes beğenir. İzmir bomba gibi mi? Yapıyor güzel mi Sema? Güzel de biraz fazla kalın oluyor sanki hamburger gibi. Abi ben neyi doğru yapabiliyorum Sema? Siz niye hala birliktesiniz? Ben onu da anlamıştım. Yani ben zaten o günden sonra da bunlar ayrılırlar falan diyordum ama iş bayağı gidiyor yani. Yok, bir şekilde. Yok bizim 4 yıl oldu yani. 4 yıl oldu. Geçen 3 yıldı. 4 oldu. 4 oldu. Bakalım daha kaça kadar gidecek böyle sözlü sözlü. Salata var mı? Salata... Yoksa da hiç problem değil. Yok, bize 2 marul ver kemiririz. Yok yok estağfurullah onu da düşündüm. Onu da düşündüm. Bak geçmiş kafada. Çoban salata olur. Ama gevur daha kırması. Yani ceviz de var içinde. Ya ben şimdi yemekler basit diye bunları süslendireyim dedim. Ha anladım. Bu şekilde. Şekil alengirli şeylerle diyorsun. Yani. Bakalım nasıl sunacaksın kayınvalidene çok merak ediyorum. Tatlı? Tatlı da... Eyvah. Tatlı da aslında herkesin sevdiği ama söylemeyi utandığı bir tatlı. Çocukluğumuzun tatlısı. Çocukluğumuzun. Bisküvi tatlısı. Mozaik pasta diyelim. Bisküvi. Bugün. Meyveli bisküvi pastası var. Meyveli bisküvi pastası. Hindistan cevizli mi de. Bak o zaman iş değişir. Sadece eğer bisküvi Hindistan pastası olmasa? İddialı. Çok zor bir menü. İddialı bir menü. Ne çıkacağını anlayamadığım bir menü. Ne olduğunu tam olarak ben de kavrayamadım. Sanırım kendisi de bilmiyor. Bugün ne çıkarsa bahtınıza atlı bölümümüzle karşınızda olacağım. Yani asla ve asla kaçırmamamız gereken bölüm. Ben olsam şu dakikadan itibaren Mertcan'ın peşine takılırım. Hem markette renkli anlar yaşayacaklarını düşünüyorum hem de mutfakta. Gençler sen gidiyor musun Sema? Evet birlikte gidiyoruz. İstiyorsan git. Hadi kalk git biraz yoracağız seni kusura bakma ya. Peki, olsun artık ne yapalım bir şey olmaz. Bir zahmet hadi markete iyi alışverişler. Tamamdır. Hadi o zaman. O tarifleri çıkar Mertcan ayağına da kaç numara küçük kiminkini aldın geldin. Vallahi menüler çok kolay. Makarnası çok kolay. Bisküvi şeyi kolay. Yani ne bileyim hepsi kolaya kaçmış. İnşallah dilerim renk katmıştır. Pastasına değişik bir şeyler yapmıştır. Güzel bir lezzet katmıştır. Biz de puanını veririz. İşte bakacağız bakalım ne kadar emek var. Nasıl bir şekilde yaptı? Ona göre değerlendiririz tabii ki. Ha mı ben onu? Tabii üzeceğim onları.
Benim onlara büyük bir sürprizim var. Hiç akıllı olsunlar. Çok sempatik çocuk ya. Evet. Herhalde tabii. O sevimliliğiyle başka şeyleri kapatıyor. O tatlı diliyle sevdiriyor işte kendisini. Evet, sezginvari birazcık. Evet. Şimdi ona da bugün niye şu yok, niye bu yok deyince ben artık tahmin edebiliyorum vereceği cevaplar aşağı. Gerçi tahmin de edemiyorum. Ondan her cevap çıkabilir. Mertcan nereye? Markete gidiyoruz. Peki evlenmeyi düşünüyorlar mı gerçekten? Tabii evet. Ha. İşte Sema'nın bir dersi kaldı mezun olmak için. Evet, o zaman da konuşmuştuk. Evet, o dersini de verdikten sonra artık resmiyete geçeceğiz. Geçilecek diyorsun. Mertcan, bu hafta damatlarımız inanılmazdı. Korkuyor musun? Ya abi korku değil de yani zorlarlar biraz. Bir tık zorlayacaklar gibi duyuyoruz. Kaç tane alınır bunlar? Ya bunlar çok küçük ya. Ama kokar güzel kokar. Kokar ne ya? Sema, Mertcan'a neden güvenmiyorsun? Çünkü yemek yapmıyor normalde. Fazla yemek yapmaz. Ama söylenmez işte burada söylenmez arada yemek. Arada bir yapar eserse yani. Bak ne yapalım biliyor musun? Bundan biraz alalım. Biraz da şundan alalım. Birlikte alışverişe gitmiyor musunuz? Alışverişe gidemiyoruz. Biz genelde uygulamalardan alışveriş yapıyoruz. Mertcan. Sema bizim iddiamız yok diyor. Ya onun yok. Benim var. Benim hayallerim var. 15 lirayı alıp eğitimime yatırmayacağım. Yalan olmasın. Ama yapılır bir şey. 15 lira az para değil. Ara sıra beni konuk olarak alıyorlar. Ben de onlara katılıyorum. İleride bir planı varmış seninle ilgili Mertcan'ın. Ne yapacağız dediler beraber? Kickbox maçına çıkacağız. Ne? Kickbox eğitimi alıyorum ben. Mertcan'ın da var biraz bilgisi. Ne zaman başladı kickboxa Serpil? 2 ay falan oldu. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, süper. Güzel şu an mi? Çok enerji, zevkli. Evet. Hem de şarj oluyorsun, evet, hem aynen. De spor da oluyor. Süper. Makarna sosumuz. Hazır makarna sosumu alacaksın. Hazır, alacağım, bak, adamlar burada. Yapmış. Biz onu yapmakla mı uğraşacağız bir de? 2 tane alacağım bundan. Peynirli nerede? Peynirli olmasa? 4 peynirli. Dünkü damadımız Cafe de Paris ve Napoliten sosu kendisi yaptı. Abi dünkü damada göre yaşarsak ben çıkamam o mutfakta. Şurada sanırım peynirli. Ya, bu da güzel ya bence. Yok, peynirli o peynir ama şimdi köfte peynirli, kaşarlı. Bu da peynirli olursa. İstersen birkaç çeşit al, mutfakta karar verirsin. Aynen öyle yapalım. Nasıl olsun biz? Tamam aldı zaten yeter. Yok tamam. Hadi abi. Kaşar ve... Bulyon katalım mı biraz? Tamam. Çorbaya. Tavuk bulyon da al aynı. Çorbaya. Kayınvalideler de bulyona bayılır zaten. Seviyorlar mı cidden? Hayır be, yalan söylüyor. Kimse sevmez bulyon. Çok. Ama... Ben severim o. Hayır o et bak, yanındaki tavuk. Tamam tavuk o, bulyon. Bu bunu kadar. Neye katacağız? Katarız çorbaya. Katarız bir şey. Devam. Mutfak nasıl olacak çok merak ediyorum. Mutfak da aşırı dağınık çalışıyor. Bilmiyorum arkasını nasıl toplayacağım. Ay. Evet. Mutfağa o giriyor ama arkasından biz bir daha giremiyoruz. Ya da girsek bile çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Evet. Bakalım işin içinden nasıl çıkacağız. Nasıl çok merak çıkacağız? Ediyoruz. Mertcan mutfakta olacak bugün. Heyecanlı ve eğlenceli bir bölüm beklediğini düşünüyorum. Biz de gidelim onları bekleyelim. Karşılayalım isterseniz. Hadi bakalım tamam. Büyük final. Kayınvalideler, damatlar. Sucuk mu? Evet. Sucuk lazım mı? Lazım, yazmışsın. Ha menemen doğru. Sucuk, yarım kiloda kıyma ama köftelik böyle. Çok yağlı da değil, dana. Tamam. Kuzu olmasın, kokmasın. Mertcan, netomende sucukta mı var? Her şey. Aklına gelen bir şey söyle. Hem sucuk, hem kıyma olabilir mi sizce? Bence olmaz. Aklınıza gelen herhangi bir besin söyleyin. Metomen soğanlı mı olacak, soğansız mı? Tabii soğanlı. Ki de soğanlı. Tabii ki de soğanlı. Yani bunu... Tartışmaya çıkaranlar utanmalı. Şimdi ceviz ve Hindistan cevizi alacak. Mertcan senin için menemen gerçekten önemli mi? Yaşam biçim. Ya bayılırım ya gerçekten. Sabah akşam hiç fark etmez ama benim yaptığım gibi. Benim yaptığım bir yiyen 1000 pişman, yemeyen 2000 pişman. Mutlaka tadılması lazım. Kayınvalideler metomeni görünce ne düşünecek? Evlerinde yapacağına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Tarifini mi isteyecekler? Ya isterler mutlaka. Hemen kıymamızı da alalım. Kıymam. Şöyle alayım hemen. Teşekkür ederim. Hadi hemen kasaya Mertcan koş. Ekmek almadık. Ekmek nerede? Bence fazla uzaklara gitme. Burada işte bak gözünün. Ekmeği de alan fenomen yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Ödemesini de yapan yarışmacımız yemekleri için mutfağa dönüyor. Teşekkür ederiz, iyi günler. Mertcan bu arada hani... Bilmiyorum falan dedi ya içeride. Evet. Gerçekten bilmiyor çünkü sabah burada yeşil soğanları falan işte çıkartırken dolaptan
Acaba köfteye yeşil soğan da mı koysam filan yaptı yani. O derece kararsız. Hani o anda spontane yani. Aklına ne gelirse karıştıracak her şeyi. Zuhar Topal'la sofrada bir ilk. Sakın ama gerçekten sakın kaçırmayın. Çünkü gerçekten menüsü tam olarak hani bir isimler dolanıyor ortalıkta ama ne olacağı belli olmayan, yarışmacının kendisinin bile ortaya ne çıkacağından emin olmadığı, şüphesiz çok kuşkulu, hepimizi endişe saracak şekilde bir takım bir şeyler yapacak burada. Sonuçları hep beraber vereceğiz. Yarışmacımız da burada doğaçlama, spontane. Yani hani bir isimler koymuş ama bak kararsız. Yani içine köftenin soğan mı koyayım, koymayayım mı falan gibi gitgelleri var. Evet evet. Ama ben elinin lezzetine güveniyorum. Gerçekten yaptığı şeyler eli lezzetlidir yani. Ben kesinlikle ya. İnanıyorum. Ama köftesinden yedim gerçekten. Gerçekten. Gerçekten yedim. Çok güzel yapıyor. Sema yapıyor mu yemek? Sema da yapar. Sema hatta daha çok yapar. Hiç öyle bir hali yok. Yapıyor yapıyor. O Sema'nın da çok güzel. Sema'nın bir mecanı kalmamış gibi gördüm. Ne kadar enerjisiz, yorgun mu? O karakter olarak öyle evet, ama onun öyle bir duruşu var. O öyle evet. Bir... Başka çocuk var mıydı sende Serpil'in? Bir tane kızım var. Allah bağışlasın. Hep mutlu günlerini görüyor. Derken günün kahramanı. Hoş ceket yapıyor ya. Yalnız ha. Nasıl yoruldum. Vay vay vay. Şöyle kime benzettim seni biliyor musun? David Hasselhoff. Zuhal Hanım, aman Mertcan'a hanımlardan bahsetmeyin. Sema'nın korkunç bir kıskançlığı var. Hadi be! Sen gidin Zeynep başını değiştir ben de gel. Ben üstümü değişip geliyorum. Şu ceketini çıkar. Serpil Hanım davrandı bile poşetlere valla. Mikser gerçekten de merakımı mazur gör ama markette neler yaşadınız gerçekten merak. Zuhal Hanım bugün her şey olabilir. Mertcan özel sos yapacak ama ne yapacağını kendisi de bilmiyor. Neler aldı gerçekten çok meraklıyım. Aldı ama bir şeyler almış market işini becermiş gibi. Zuhal Hanım cesaret edip yiyebilecek misiniz yemeklerden? Çok teşekkür ederim ya. Siz de bunu diyorsanız. Lan cesaretinize hayranım cesaretin gerçekten. Cesaretin var mı diyor yiyecek misiniz diyor bu yemeklerden. Mertcan miksercim. Kayınvalideler yemeklerime bayılacak dedi. Vallahi evet, hep böyle görünenden korkacaksın. Sürpriz olabilir, her şey sürpriz olabilir. Ben elinin lezzetine güveniyorum. Bu hafta biz hiçbir damadımızdan o kadar mutlu değildik. Beklentiler çok da yüksek değildi açıkçası. Mesela Akın hiç mutfağa girmemişti ama harika yemekler çıkardı. İkinci kez mutfağa giren Özer de mükemmel yemekler yaptı. Sezgin ilk defa mutfağa girip yemek yaptı ve harika iş çıkardı. İyi yemekler çıkacak, iyi puanlar çıkar mı sence Serpil Hanım Mertcan'a? İyi puanlar gelecek ben inanıyorum. Sen dün 9 verdin. Ben dün 9 verdim bravo. Ama... Gel Serpil'cim gel. Serpil'cim diyorum çünkü yani çok genç yani. Ben de Nefi topu 5 yaş falan büyük. 5 yaş büyük insana da abla diyemem yani değil mi? Ayıp olur ya Serpil Hanım. Evet, kimleri görüyorum ki? Aman da aman, aman da aman. Terlik mi var ayağında? Yok bu sefer çıkardım. Yok ya rahat yapamazsın. Mecburen. Yalnız bu vahşi wild beni benden aldı. İşte anlamanız ne güzel. Safari havası kattım. Safari vallahi bir Afrika'ya gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum. Anlamı ne? Ne? Mutfakta kaplanım affetmem. Mertcan'a bir moral al. Böyle bakmayın espriydi sosyal medya fenomeniydi. Ama ben çok güzel yemekler çıkaracağını gerçekten düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ha espriye vuruyorsun işi ki beklentiyi çok yükseltme. Hayır. Diye. Mertcan sosyal medyadaki kickbox maçın gibi nakavt olmasın umarım. Evet. Oldu mu? Bayağı büyük. Hani tek yumrukla bayıltılmayı ben orada anladım. Ama olabilecek şeyler hangimiz yaşamadık? Bana izlemedin bana izletin. Bu arada dön bak arkaya her şey tamam mı? Kartların senin için her şeyini çıkarttı. Gördüğüm kadarıyla alışveriş yapmışsın. Evet. Ortada bir şeyler var ama bu ortadakilerden ne çıkacak meçhul. Hepsi birer büyük soru işareti. Sen hazırsan tatlım benim başlatacağım süreni. Tamam hazırım. Tamam mısın? Hazırım. Hadi bakalım 2,5 saatin başladı. Kolay gelsin sevgili Mertcan. Tamam. Neyden istiyorsan başla. Kayınvaliden de yardımcı olacak pek tabii ki. Benden isteyebilirsin. Sema bir de Mertcan döktürürmüş bir de alırmış 15.000 TL'yi. Ya ne yapacaksınız olursa, alırsanız? Tatil yaparız ne yapacağız? Tatile gideriz. Çok aman. Da lazım değil yani. Sen tatile gidecek mecalin, halin, tatil var mı yavrum benim? Bavul hazırla. Bilmem. Bu arada hiç sevmem yaz tatillerini. Yaz ayından da nefret ederim. Kış mı seversin? Evet, belki sıcaktan dolayı biraz böyle bu hallerim. Bunu alıyorsun. Ne oldu? Benim sıkıntım. ay ne kadar, sen daha bir uzamışsın. Görmeyeli, maşallah. Ya hayır, uzamamışımdır. Yeter artık, daha neriyorsun? O daha fazla uzamak istemiyor. Niye? Aynen. Evet, şu halinden bile çok fazla mutlu değil. Ne acayipsin sen evet. Ya, herkes uzun boyu ister. Bu da ki uzamayayım yani diyor. Yani fotoğraf çektireceğiz ya. Evet, bak. Böyle benden uzun duruyor diye şöyle yapıyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Anne, abartma sen de.
Lina daha 8 yaşında, 11-12 yaş kıyafetleri alıyorum ben ona. Öyle mi? Sınırın üstünde biraz. Maşallah. Maşallah. Şimdiki nesil öyle. Bir bu böyle. Tam 5 yıl emmüklemiş ama gene de anne süt emmesine rağmen 5 yıl maalesef ancak bu kadar. Bugün dananın kuyruğu kopacak. Damatlar kayınvalideler haftasında Mertcan yarışıyor. 15 bin TL kime gidecek? Gerçekten yüksek puanlar aldı kayınvalidelerden damatlarımız. Gerçekten bizi iyi anlamda şaşırttılar. Çok lezzetli yemeklerdik ama dünkü 3 bak her şeyi berbat etti. Ne kadar güzel bir hafta geçiriyorduk oysa ki. Değil mi Serpil Hanım? O 3 neydi? Ya çok orada yani gereksiz çok... polemikler oldu bu arada. Ben çok rahatsız oldum gereksiz polemiklerden. O kasıtlı olarak verilmiş düşük puanlar beni rahatsız etti. Gerçekten. Yani evet 4 de olmadı o gün Sezgin'e. Gene aynı şeyi söylüyorum. Ama gene evet. De 3. Hele o et. Bayıla bayıla yedik evet, hepimiz. Evet kesinlikle. 4 de yakışmadı. 3 de yakışmadı. Ana yemeğini beğendiysen nasıl 3? 5'i vardı. 5 de vermedi. Yani böyle evet. Bir şey olamaz ya. Hiç olmadı yani. Hiç o düşük olmadı. Puanlar. Çok üzücü. Bir de ne güzel Fadik. Hayatım bebeğim diye geldi dün Akın. Serpil Hanım 9 verdi. Ona teşekkür ettim tabii ki. Diğerlerine teessüf ediyorum. Yazıklar olsun. Çünkü ikisinin, iki damadın da puanları aynı olduğu için, arada bir puan olduğu için ve eşit olduğu için ne yapsa 9 verseydi Akın direkt ben hepsini soluyup tepeye çıkacaktı. Düşündüler, taşındılar, bu şekilde uygulama yaptılar. Para hiç önemli değil. Biz tren, istasyon para tren gelip geçer. Olmamalıydı. Evet, aynen, kesinlikle olmamalıydı. Ama ben 5'i bile küçümsedim yani o masa için. Bence de. Masası hani, da tamdı. Servislerinde de bir sıkıntı yoktu. Evet, hani evet. Mangalda biraz bekledik. O kadar da hadi normaldir. Servisler biraz gecikti mesela ama. Mesela Birsel Hanım da yani 6'm var dedi, 9'um var dedi. 7-8'ini kullanmıştı. Yani evet 9'luk muydu tartışılır. Ama evet. Yani neden elimiz hani çoğa değil de aza gidiyor ben onu ama düşünüyorum. Işte, mesela sen de yapabilirdin aynı şeyi. Kesinlikle evet. Ama 9'dan yana kullandın tercihini. İyi yaptın ama, bence. Evet. Çünkü 7-8 verilebilecek bir masaydı. Daha dolma evet sarması olmamıştı. Tıpkı olmamıştı. Serdal'ın olmadığı gibi. Evet evet. Ama gene de diğer hele özellikle o etin hatrına o makarnanın sosu. Ay, dünkü damat da makarna yaptı Mertcan. Aa. Vallahi. Ama her makarna aynı olsaydı. Dünkü damadımız Napoliten sos yapmıştı. Sen ne sosu yapacaksın? Ben şimdi 4 mevsimi kullanacağım. Neden mantar kullanmayacağım? Mantarı yapması kolay. Hmm. Ama peynire derlerse ki niye hazır kullandın? 4 çeşit peyniri nereden bulayım diyeceğim. Ama hazır sos. Tamam hazır. Ama 4 çeşit peyniri ben hazır nasıl sos? Hazır sos mu aldın? Evet. Ya i̇yi ekran iyi ama başındakiler... boşver bizi tehlikeye atmamış. Hazırı daha iyidir. Bence de hazır gene garanti bakmayın. Çünkü ben orada gerçekten endişelendim ve ürktüm. En azından yani o... zehirlenmeyeceğimiz garanti. Partnerim ne dedi bana biliyor musun sen yokken? Nasıl cesaret edeceksiniz? Tatmaya cesaretiniz var mı? Zorladım dedi. Herkes bana karşı ama ev başındaki hanımlarımız beni sevdi. Ben bence inandım. De. Çünkü onlar Napoliten sosu yemiyor. Bunu yiyorlar. Ben halktan bir adamım bugün. Diyorsun sen, anladım. Bu arada benim de kanalım var biliyorsunuz. Ve ikinci videom da yayınlandı. İzlemeyi unutmayın. Hatta üçüncü video ne çekelim diye düşünüyoruz. Ben biraz böyle aralıklı çekiyorum ama bu kanalıma benim her hafta bir şey çekmem lazım değil mi Mertcan? Öyle. Gitti. Olabilecek şeyler. Valla sayende sezonu erken kapatacağız. Kapak çanak bugün çünkü hiçbir şey kalmayacak. Ama şimdi soru sorulunca dikkatim dağıldı. Tamam tamam sen devam et devam et. Ne sormuştunuz? Bu kanalımız için diyorum. Evet. Benim kanalım var ya ben de dahil oldum ya sizin dünyanıza. Aa. Her hafta koyamıyorum ben 2 ayda bir koyuyorum video. 2 ayda gene iyi. İyi mi? Yani hiç koymamaktan daha iyidir bence. Yani ama her hafta koymak lazım değil mi? Lazım. Aktif tutmakla. Sen koyuyor musun her hafta bir video? Ben haftada 3 video atıyorum. Oo. Hatta diğer kanalları da toplarsak 7-8 video atıyorum. Kaç takipçin var? Abonen daha doğrusu? Yani bir kanal 620 bin, birisi 550, birisi 400. Oo, değişiyor güzel. Yani çok var bizde. Mertcan çünkü bebekliğinden beridir bu dünyanın içine doğdu ve çok da... keyifli videoları var izleyin siz de denk gelirseniz. Mertcan'ın kendi kanalı var. Çok nerede izleyeceğiniz ben şimdi söyleyemiyorum reklama giriyor. Mertcan gördüğüm kadarıyla müthiş sütü açtı ve tencereye döktü. Yeter mi? Çilek doğradı muz neye yeter? Bir dakika sen tatlı neye? Tatlı değil mi kimle, bu? Kimle nasıl? Ölçmedin. Niçin nerede? Bu 1 litre mi? Evet 1 litre. Meyveli bisküvi pastası için 1 litre süte 1 paket puding karıştıran fenomen damadımız çilek ve muz doğradıktan sonra kivi soyuyor. Bakalım Mertcan'ın menüsünde neler var? İlk özel tarifiyle.
domatesli şehriye çorbası. Arkasından yaprak sarma, zeytinyağlı olacağını iddia ediyor. Metomen diye bir şey var. Metomen ne ola ki diye soran seyircilerimiz için biz de bilmiyoruz sevgili izleyenler. Mertcan da bilmiyor bence. Yok daha önce çok yaptım. Metomeni yaptın mı? Bayağı yani metomen, hep yaptım. Tamam. Kaşarlı köfte var ana yemekte. Yanında özel soslu makarna. Biz onu özel desen onu. Masada öyle bir lanse et ki sofrada o sosu. Sanki 1,5 saat o sosla uğraşmışsın gibi anlat. Çoban salata var ve meyveli bisküvi pastası. Ben her zaman söylüyorum. Tabii ki el emeğini göz ardı edecek halimiz yok. Meşakkatli uğraştırmalı yemekler, aşamalı yemeklere de gereken puanı ben her zaman için vermişimdir ama ben önce lezzete bakıyorum Mertcan. Gerçekten mi? Evet. O zaman kazandım. İnşallah. Para yanınızda mı? Tabii burada 15 tamam, TL. Tamam alıp çıkayım şimdi bakayım. Hemen vereyim. Hemen. İstersen bankaya havale yapalım. EFT saati geçmeden. Şurada hemen canlı canlı cuma günü büyük finalde alacaksınız götüreceksiniz. Yani bu kadar basit. Şey dedi ki Sema tatil yapacağız o parayla dedi. Senin de planların öyle mi? Ya tatil hep son anda kesiyordum elimi şu dikkat an titriyorum. Et. Tamam tamam titreme hadi dikkat et. Şu an ev hanımları da çok üzgün. Şey diyeceğim. Tatil hep gittiğimiz yer o parayı ne yaparız hiç bilmiyorum ya. Bak Sema onun tatil gibi bir düşüncesi yok. Bence değerlendirin geleceğiniz için. Pasta için meyve doğrayan Mertcan ana yemeği kaşarlı köfte için hazırlık yapıyor. Evet Mertcan'ın çabasına gerçekten de hayranız. Ne terledim oldu, elini mi ya. Kestin? Elimi kessem niye? Kesmedin değil mi? Yok yok sıkıntı yok. Ha iyi eldiven takın ya tak tak bravo Mertcan. Evet kaç dakikası geçti? Tamı tamına 15 dakika bitti bile. Zaten olsun, tatlı bitti 15 dakikada da köfte yapsam. Ha tatlıyı dolaba atacaksın soğuyacak. Bir kat mı koyuyorsun bisküvi? Hayır o kadar değil yani ha, o kat çıkacağım. Trabzonlu olduğum için müteahhitliğe yatkınlık var. Direkt kat çıkacağım onun üstüne. 5 kat. Trabzon'a da bir sevgiler selamlar. Evet dökecek pudingi üstüne bisküvi, dökecek pudingi üstüne aralara mı artık üstüne mi meyveleri? Aralara da aralara meyve. Aralara da sen serpiştir. Bakalım gerçekten de sen de ki o bildiğiniz bisküvi değildi. Ben yaptım bisküviyi burada de. Evet kolay gelsin sevgili Serpil Hanım ve teşekkür Mertcan. Ederim. Teşekkür ederim. Sema dikkat et kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Amin. Hadi bakalım. Büyük final damatlar kayınvalidelerde Mertcan sosyal medya fenomenimiz yarışıyor. Neler çıkacak göreceğiz. Görüşürüz 2 saat sonra. Bay bay. Zuhal Hanım, hoşça kalın. Ana yemeğin köftesi için kıymaya 1 paket hazır köfte harcı ekleniyor. Ay ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Siz yemeğinizi yapın. Ben de yiyeceğim. Karnım aç. Tamam, nereye gidiyorsun? İçeride belki uyurum. İçeride tamam. Geç uyu. Yemek hazır olunca. Çocuklar yemek hazır. İstenen kıvama gelen puding cam tepsideki bisküvilerin üzerine dökülüyor. Anneciğim. Yemeklerde önemli olan emek olması mı yoksa lezzetli olması mı? Evet, önemli olan lezzeti. Nasıl yapıldığının bir önemi yok. Ben bunu masada da söylemiştim zaten. Yani bu kolay yemek, bu basit, işte zor yemek diye eleştirmeye gerek yok. Bence önemli olan lezzeti yani. Kötü yapsam puan mı verecekler? Serpil Hanım'ın 9 vermesini bence bugünkü puan, bugünkü yarışmanın 10'da olmasını diye düşünüyorum. Çünkü 9 verilecek bir puan değildi. Yemek değildi, puan verilecek bir yemek değildi. 9'u sinirlendi de verdi. 9'unu çünkü 9'unu kullanmamış. Büyük rakamları kullanmamış. Onu bastır bastır 9 verdi. Çünkü bitiyor, bugün bitti. 9'u da verdi, tamam çekildi. Pastanın ikinci kat bisküvilerini de koyan Mertcan, dilimlediği meyveleri yerleştirmeye başlıyor. Anneciğim, dünkü Kemal Paşa tatlısı nasıldı? O kadar da hazır tatlı alınıp getirilir mi? Şimdi ha? Burası yemek yarışması, burası lezzet yarışması. Sen marketten al Kemal Paşa'yı getir, suda haşla. Ondan sonra işte atıyorum üzerine şerbet dök, tayın dök, al sana tatlı. Ama 9 puan verdin. Ama lezzet aldım birincisi. İkincisi diğer yemekleri çok güzeldi. Eğer gerçekten adil davranırlarsa eğer, lezzete göre puan verirlerse çok sevinirim. Çünkü öyle olmaları gerekiyor. Ben öyle davrandım. Gerçekten samimi söylüyorum. Hiç... yarışıyoruz polemi şeyine tribine girmedim kimseyle. Bu bir yarışma işte vesaire düşük tutayım düşüncelerine girmedim. Gerçekten tadarak, gerçekten hak ettiklerini düşünerek verdim. Ay ya çok basit olmuş bu tatlı. Ne o meyveli bisküvi tatlısı ya? Olmadı. Yani Kemal Paşa'dan bile daha basit geldi şimdi bu bana. İşte bakacağız bakalım ne kadar emek var. Nasıl bir şekilde yaptı? Ona göre değerlendiririz tabii ki. Ya biraz dizseydin onları. Ama üstü zaten komple meyve olacağı için.
Tamam da. Ya çok da şey olmasın şekil böyle hani. Şekil verseydin. Kiri bir tane daha kes. Küçük kız çocuğu yapar ya böyle tek tek. Onun gibi olsun istemedim pek. Şöyle boş yer kalmasın. Ben şuna inanırım. Bir yemeğin güzel olması için bol malzemesi olması gerekir. Bisküvili pastanın üzerine bol meyve dilimleyen Mertcan şimdi de Hindistan ceviziyle yenilebilir pasta süslerinden döküyor. Anneciğim, sence damatlarımız kayınvalidelere oynadı mı? Sanki biraz böyle bir tık böyle eksiklerini kapatmak için biraz böyle kayınvalidelere... Yalakalık. O kelimeyi kullanmayacağım. Niye? Bayağı evet, iltifat ettiler. Dün Akın ne dedi? Çok güzel, çok zarif bir bayansınız dedi. Gerçekten mi? Evet, evet. Damatlar da az değil. Damatlarımızın gerçekten hepsi de çok şeker, çok sempatik, çok sevimlilerdi. Vallahi bizi tatlıya laf ettiler. Bence bizim tatlı hak etmemişti. Benim onlara büyük bir sürprizim var. Hiç akıllı olsunlar. Tekrar ana yemeğe geçen Mertcan, köfte harcına rondodan geçen soğanlarla su ekleyip yoğurmaya başlıyor. Annen yarışmaya katıldığını öğrenince ne dedi? Annem dedi ki, oğlum dedi, ümitlenme dedi. O da inanmadı bana. Sana bir tek ben inanıyorum Mertcan. Perfect diyorsun. Böyle bir değnek. Ciddi söylüyorum, çok güzel. Bakacaksın tadına? Hayır, ben bakamam çiğ et. Çok iyi. Ama çok bir tane iyi. Yumurta kırsak mı Mertcan? Yumurtayı hiç gerek yok. Şu an dağılacak, çok iyi, buzdolabına ama dinlendireceğiz ya bunu. Ama pişerken, o böyle çevirirken dağılacak. Dağılır mı anneciğim? Dağılır. Yumurta, yani köfteye yumurta kırılır. Köfte harcı olduğu için gerekmeyebilir belki de. Hay Allah. Hay Allah. Of ya, ne yapacağız şimdi? Gerçekten. Baksana. Şu an çok kararsızım. Ya böyle duruyorsa demek ki olmuş, düşmüyor. Ha, peki. Bak, yani senin tamam dediğin gibi olmuyor. Bak. Bir tane köfte yapsana bakalım olacak mı? Evet, şekil veriyorum hemen. Ha, bir tane ver bakayım. Bak, şurayı oyacağım böyle hafif. Kaşar girecek. Tamam mı? Üstüne de böyle girecek. Şöyle işte, daha ne olacak? Pişince zaten tutacak bu. Bir de dinlenecek bu da. Anneciğim, sen ne kadar süre evli kaldın? Ben eşimi kaybettim. 9 yıl biz evli kaldık. 2005 yılında, yani 15,5 sene, 16 seneye yakın oldu. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Trafik kazası mı? Evet, trafik kazasında öyle. Ya kaza geliyorum demez, hani gerçekten çok klişe oldu ama gerçekten kaza geliyorum demiyor. İnsanlar, hiçbir insan isteyerek trafik kazası yapmaz, anlık bir şey. O yüzden ben sürücülere buradan çok dikkatli olmalarını öneriyorum yani, gerçekten. Sema'yı tek başına mı büyüttün? Tabii, 8 yaşındaydı Sema. Bu zor süreci nasıl atlattınız? Ben aslında genelde hani güçlü olduğumu söylerler. Gerçekten de kızınız olunca bir şekilde hayata tutunuyorsunuz. Biz işte sırt sırta verdik. Aslında birlikte büyüdük. Ben çok geç anne olduğum için. 21 yaşımda anne oldum. 29 yaşımdaydım eşimi kaybettiğimizde. Kızım 8 yaşındaydı. Neredeyse birlikte büyüdük yani. Doğranan maydanozlarla birlikte köfte harcı yeniden yoğrulduktan sonra yaprak sarmada kullanılacak salamura yapraklar sıcak suda bekletiliyor. Ardından iç harcına girecek soğanlar soyuluyor. Mertcan, sana bir şey sormak istiyorum. Yoksa bizi trollemeye mi geldin? Bir an. Hadi itiraf et. Yani ben sizi trollemeye gelseydim burada bu yemekler için uğraşır mıydım? Burada ekmeğin arasına şeker koyar verirdim. Ama o kadar pasta yaptım size. Bu soruyu sormanız bile beni üzdü. Ben ayrılıyorum bu program. Yok ya. 15 bin lira alayım, öyle gideceğim. Yaprak sarmanın iç harcı için rondodan geçen soğanlar kavruluyor. Anneciğim, en acımasız kayınvalide kim? Söyleyeyim mi? Evet. Aramızda kalsın ama. Bütün izleyenlerle birlikte aramızda kalacak. 70 milyon mu? Keşke o kadar olsa. Söylüyorum. Muazzez adam. Yok, Muazzez hanım şey... Bana fazla puan verecek o. Evet ama. Bugün Mertcan'a 10 puan bile çıkabilir. Evet, bana 10 verirse ya bize. Ya verebilir, çünkü ben ona dün 9 verdim. Ya o kadın damarına basmışlar. Ben de krizi fırsata çevirdim. Büyük ihtimal bana iyi bir puan verir. Bir şey diyeyim mi, ama Fadime Hanım da sonradan. Sofrada çok... diyeceğim, arkasındayım. Muazzez Hanım diye bağıracağım. Yani Serpil Hanım biraz orada çok zaten o masada böyle bayağı bir kıvrandı. Bayağı bir düşündü. Hepimiz yazdık, o yazamadı. Pek damadına güvenmiyor gibime geliyor. Asla, bakın söylüyorum, benim damadımın ve benim damadımdan sonra yarışan damadın üstünde değildi. Onlar 8 almışken o 9 alamazdı yani. Asla onların planladığı gibi yürümeyecek. Benim bütün puanlarım, yüksek puanlarım hepsi duruyor. Feda ederim.
neler yapabileceğimi hiç düşünemiyorlar. Yaprak sarma için kavrulan soğanlara domates salçasından sonra yıkanan pirinçler ekleniyor. Tuzu da ayarlandıktan sonra maydanoz doğranıyor. Yaprak sarmanın iç harcına neler giriyor? Dolmamıza pirinç, salça, yağ, maydanoz, pul biber atalım mı biraz? Kırmızı biber. Burada. Ha, kırmızı biber. Kimyonla kırmızı biberi koy, hemen maydanoz da koy, biraz su koyacağım artık. Oh, çok güzel oldu. Tamam. İşte bu beni mutlu ediyor. Yani bir şeyler katıp güzel olduğunu görünce mutlu oluyor. Yaprak sarmanın iç harcına maydanozlar da girdikten sonra sıcak su ekleniyor. Mertcan, damatların bu kadar güzel yemekler yapmasına şaşırdın mı? Yani çalışılıp gelinmiş. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil sonuçta. İnternetten bakıp da yapabilir. Evde alıştırma yapıp. Ama tabii tebrik etmek lazım. Ben de mesela yapabilirdim zor bir yemek. Burada sushi de yapardım. Keşke yapsaydın. Neden yapmadın? Yapardım ama yani lezzeti... Ben sevmedikten sonra başkasına o yemeği yediremem. Şimdi bak, yaprağı ters böyle bu şekilde koyuyorsun, tamam mı? Hı hı. Bu şekilde. Çok koydun. Bir olsun kaşık ya. Dedim ben sana. Hayır, kalın olmaz. Bir kaşık olmaz, koydum zaten. Olur. Bak şöyle olmazsa şey yaparız. Cık. Olmadı. Hayır, olmadı. Tamam, o kenarda dursun, şurada kenarda tamam, dursun. Tamam, bu dursun. Tamam. Ben sana yaprakları açayım. Tamam. Bir kaşık dedim, bir kaşık koydum ben. Fenomen yarışmacımız müstakbel kayınvalidesinden de destek alarak yaprakları sarmaya başlıyor. Anneciğim, gerçekten kickbox eğitimi alıyor musun? Evet, eğitim alıyorum. Hatta Mertcan'la planımız var. Ringe çıkacağız birlikte. Maç yapacağız. Evet. Bana birkaç tane figür gösterir misin? Sakin ol anneciğim. Kendimi nasıl savunmam gerekiyor? Bu eller hep böyle. Gardını almış bir şekilde olacak. Şu şekilde. Yüzünü kapatacaksın. İleriye doğru esneyip yumruğunu şu şekilde vurduktan sonra geri hemen savunmaya geçiyorsun. Buradaki amaç yüzümüzü kapatmak mı? Yüzünü kapatıyorsun. Ondan sonra... Eyvah! Ne kadar süredir eğitim alıyorsunuz? 2 ay falan oldu. Pandemiden dolayı biraz çok fazla üstüne düşemedik. Başladık ama 2 aydır yapıyoruz. Fenomen damadımız zeytinyağlı yaprak sarmaları tamamlamaya çalışıyor. Mertcan sonuncusu mu? Sonuncusunu da sarıyorum. Öldüm bittim yani... Zaten sevmediğim bir şeydir benim sarma. Yaprak sarmalar tencereye yerleştirildikten sonra salça, su ve limondan oluşan sos üzerine dökülüyor. Tencereye limon dilimleri de yerleştirildikten sonra pişmeye bırakılıyor. Zeytinyağlı yaprak sarmalarımız da bitti. Şimdi neye geçiyoruz? Bir şeye geçmiyoruz. Hepsini yapacağım malzemeleri. Hepsinden bileşen elde edeceğim. Bunları yani. Bunların malzemelerini yapacağım. Hepsi ortak mı? Ya çoğu benzer zaten. Kaşarlı köfte, metomen, soslu makarna. Soslu makarnanın sosuna karar verdin mi? Peynirli. 4 peynirli yapacağım. Yani 1 değil, 2 değil, 3 değil. Bakayım. Bayağı koyman lazım. Tamam. Yetmez mi? Yeter. Emin misin? Hı. Anneciğim, Sema ile Mertcan'ın ilişkisini nasıl öğrendin? İlk ilişkilerini nasıl mı öğrendim? Bir gün Kadıköy'de oturuyorum, çorba içiyorum. Nursema dedi ki, Sema daha doğrusu, arkadaşımla görüşeceğim anne deyip çıkmıştı zaten. Buluşmuşlar, görüşmüşler, oturmuşlar, sohbet etmişler falan. Tam ben Kadıköy'deyken Sema aradı. Arkadaşlarımla senin yanına geliyoruz, neredesin dediler. Kadıköy'deyim. Gecenin kaçı? Ben yanıma adam aldım. Dayak yemeyeyim oraya kadar diye. Kaç yaşındayım? Mertcan o zaman karşıda oturuyor. Avrupa yakasında kaç oturuyordu. Kaç yaşındayım? Bir ucundan bir ucuna gidiyorum Avrupa İstanbul'da. Avrupa yakasında oturuyordu. Sema yalnız göndermemek için biraz geç saat oldu diye. Dayak ben bırakayım seni yememek demiş. İçin böyle ekip halinde gitmiştik o gün Kadıköy'e. Sonra benim yanıma geldiler. Oturduk hep birlikte sohbet ettik, çorba yedik falan filan. Ben normal arkadaşı zannediyordum ama daha sonra öğrendim ki meğer farklı şekilde oturmuşlar, konuşmuşlar. Daha sonradan öğrendim ben. Mertcan, neden dayak yiyeceğini düşündün? Yani hayır, ondan yiyeceğimi düşünmedim. Kimden peki? Kayınvalidemden yiyeceğim, kayınvalidem partnerimden yiyeceğimi düşünmedim. Hani yolda birisi, gecenin saat 2'si miydi? O kadar değildi de 11.30-12 falandı. Ama küçüğüm bir de. Kaç? 18 yaşında, 19 yaşındayım. Evet. Küçük de değilmişim aslında ben diye. Ama dünya... Ben kız arkadaşımdan önce hiç Anadolu'ya geçmemiştim. Ailem hep diyordu Kasını çok bilmiyordun sanki, doğru. Mesela vapura bineceğim zaman sen delisin diyordu, atlarsın vapurdan. Ciddi söylüyorum. Bindirmiyorlardı beni mesela.
Okul Kız Kulesi'ne götürüyordu. Sen gitme diyorlardı, düşersin. Bu yüzden mi Anadolu yakasına geçmedin? Hiç gitmedim. Yani Sema'yla tanıdım Üsküdar'ı falan, Kadıköy'ü falan. Ana yemekle servis edilecek makarnayı haşlayan Mertcan, çoban salata için doğranan domateslere rondodan geçen soğanları ekleyip yeşil biber doğruyor. Diğer biberlerimi keseyim. Şimdi Metomen için malzemelerimi hazırlayacağım. O sırada çorba koyacağım, suyu kaynasın. Anneciğim, bu yeterli mi? Ya bence bu yeter de soğanlar biraz fazla küçük oldu. Laf edecekler buna. Yani kesinlikle laf edecekler bu kadar minik soğan diye falan ama. Çorba için rondodan geçen domatesler arpa şehriye ile birlikte kavrulan soğanlara ekleniyor. Çorba oldu mu anneciğim? Güzel olacak gibi görünüyor. Çorbanın içine erişte atması doğru mu? Ya ben aslında bana sorarsa atmasın ama atacağım diye atmak istiyor. Çorbanın içinde hem erişte hem de şehri olması biraz garip olmaz mı? Bence çok yakışmayacak ikisi. Mertcan atmasak mı? Hı? Şehriye atmasak mı? Şehriye şart. Yani çok az ya, çok az. Getir o zaman, getir birkaç erişte, tane. Erişte çok az atacağız. Bu arada mantarları soyuyorsun. Evet, mantarı bana bir şey... Neyse, makarna bunu... oldu Meto. Şimdi Metomen'in tüm malzemelerini bir araya getiriyorum. Makarna oldu mu anneciğim? Makarna pişti. Domates çorbasına erişte ekleyen fenomen yarışmacımız yeşil biber doğradıktan sonra domates salçasını sulandırarak tencereye ekliyor. Son 28 dakika. Tamam, hadi o şimdi kaynasın. Makarnanın sosunu yap. Çorbayı çiziyorum, çorbanın üstünü. Makarnanın sosu yok. Kaşarlı köfte yok, metomen de yok. Mertcan biraz koştursana hadi azıcık. Bir saniye. Kaşar nerede? Hadi. Kaşar nerede? Tavada mı yapacaksın? Evet, tava bana. Ana yemek için kaşar rendeleyen yarışmacımız köfte harcına elde şekil vermeye çalışıyor. Biraz ince. Şeylerini küçük tut. Ama mecbur. Ama bir de biraz düzelt şunların kenarlarını, çok bozuk. Kasap köfte tarzında. Vereceğim, stick tarzında. Mertcan, köfte küçülecek mi? Yani çok aman küçülmez çünkü üstüne bir tane daha binecek. Köftenin yanında makarna mı vereceksin? Evet, yanında makarna. Ay, kaşarlı köfte ve soslu makarna. Ay, çocuk menüsü ya. Dün de makarna vardı, niye öyle yapıyorlar ki? Keşke ben de yapaydım. Soslu makarna, dün makarnamın hazırda çok laf ettiler. Yok olmamış, bir de İtalyan sosuydu. Beğenmediler. Mertcan, yetişecek mi? Yetiştireceğiz ya bir şekilde. Daha giyineceksiniz. Çok az zamanınız kaldı. Ya Mertcan'ı biraz toparlasam gideceğim giyinmeye tamam, de. Tamam git sen. Mertcan'ı git. Biraz toparlamam lazım. Son 18 dakika. Tamam bir şekilde halledeceğiz. Köftemiz bitiyor. Çabuk Mertcan, çabuk. Tamam yeter herhalde, bir tane yapayım mı? Bir tane daha tamam, yapayım mı? Tamam yeter. Hayır tamam. Hiç uğraşma. Şuna ceviz koy biraz çabuk. Çoban salata için cevizler rondodan geçerken Metomen için kırılan yumurtalar cam kaseye alınıyor. 6 kişiye 4 yumurta mı kırdın? Olay yumurtada değil. Nedir olay? Sucuk, kıyma, yani yumurta şey için. Ufak bir lezzet işte, şimdi onu mu anladın? Metomen için kırılan yumurtalar sütle birlikte çırpılıyor. Tamam, bu da okey. Domates çekeceğim. Anneciğim, artık giyinmeye git istersen. Ben giyinmeye gidiyorum. Hadi bay. Metomeni tamamlamaya çalışan Mertcan, domatesleri rendelemeye çalışıyor. Ev hanımlarımıza yardımcı olursun yani, Allah ne diyeyim. Artık anneni anlıyor musun? Annemi çok iyi anladım. Sence kayınvalideler Metomen için neler demiştir? Bir böyle şey sanmışlardık. O aşçı geliyor bugün. Meto usta mı geliyor diye bir kıllanmışlardık. Umarım onlara hayal kırıklığına uğratmam. Kayınvalidelere selam olsun. Metomelli ya. Yani Türk şeyi koyup dururken metomelliymiş ya. Duymadım. İlk defa duyduğum bir şey. Lezzeti güzelse tabii ki hakkını yemeyeceğiz. Tabii ki vereceğiz puanını. Değerlendireceğiz. Neler yapıyor? Bunları bitirdi mi? Bitti Sema. Bir tek metomenle makarnanın sosu kaldı. Helal olsun. Sema, Mertcan'ın performansı için neler düşünüyorsun? Ya bayağı iyi. Çok şaşkınım şu anda. Bayağı bir şeyler başarmış. Sen yarışsaydın yapabilir miydin? Yapabilirdim. Yapamazdım. Boşuna oradan konuşma. İzleyince kolay oluyor. Ben burada delirmek yapıyorum. Üzere. Ya hadi be abicim. Burada durup yanımda mı durdun be? Ne yaptım? Bak ellerim titriyor. Evet. Arama be. İşte annemiz de geldi. Anneciğim, gerçekten çok şıksın. Bravo anneciğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bak anneciğim, Sema da geldi. Ne haber? Selam. Nasıl destek ediyorsun? Atmaya geldi. Destek atmaya mı geldi? Destek atmaya geldi ama köstek oldu. Eyvah.
O dedi niye geldin diye. Yakacaksın bir taraflarını. Ara yemekte servis edilecek metomen için tereyağı eritiliyor. Mertcan, makarnanın sosunu bile hazır kullanıyorsun. Ama şey yani kolay değil, bu sosu yapabilecek adam yani vardır elbet ama o ben değilim. Buna 2,5 bardak su koyuyorsun. Mertcan masa kuracağız daha. 2,5 bardak. 1 bardak değil mi? 1/4 yazıyordum. Ama 2 tane sos koyuyorum. Tamam yarım bardak oluyor, 2/4 oluyor. Hayır yanlış. Ben hep yaptığım şey Mertcan. Ne kadar koyacağım? 2. 2 mi? Makarnanın hazır sosunun suyunu ayarlayıp ocağa alan yarışmacımız metomen için rondodan geçirdiği soğanları tereyağında kavuruyor. Ardından kıymayı ekliyor. Bu sefer size gerçekten veda diyorum. Gitmeseydim artık biraz daha devamını kalsın. Televizyonda göreceğim. Teşekkür ederiz Sema. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun beyim, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Metomen için kavrulan soğan ve kıymaya doğranan yeşil biberler ekleniyor. Bunu çok kısık şeye aldım. Şunu yapıştırıyorum abi şimdiden. Ve domatesimizi de koyduk. Bu şekilde gittiği yere kadar hemen masayı kurup geleceğim. Ben masayı kurmaya gidiyorum. Mertcan, sana yardım etmemi ister misin? Süper olur. Daha önce hiç sofra kurdun mu? Hiç hayatımda sofra kurmadım. Suplaların üzerine yemek takımlarını alan Mertcan bir yandan da kağıt peçeteleri yerleştiriyor. Mertcan, sen kilo mu verdin? Bayağı verdim. Ben bunun şeyini yaptım video için. Yarışma tarzında kendimle yarıştım, 20 kilo verdim. Sofrayı tamamlamaya çalışan Mertcan bardakları yerleştiriyor. Olmadı, böyle değil. Peki nasıl olacak? Şunlar şöyle olacak. Peçeteleri böyle yapalım Mertcan. Müstakbel kayınvalidemiz masayı kontrol ederken Mertcan kaşık, bıçak ve çatalları yerleştiriyor. Bunu böyle koyalım ki masaya değmesin çatal. Çiçekleri ortaya Mertcan. Çabuk ol Mertcan, son 1 dakika. Şunları da birer tane kenarlara. Yakalım mı? Değil, şimdi değil. Biraz ayırsan onları. Mertcan çabuk metomeni tamamla. Tamam hadi metomene. Koş Mertcan koş. Çabuk olun, kayınvalideler gelmek üzere. Son 10 saniye. Ya hayır, ne 10 saniyesi, bir dakika. Tamam son saniyede. Böyle mi çıkacağım? Kayınvalideler geldi. Hadi kapıyı açın. Masaları donatacağız. Farşeri iptal edeyim mi pideyi, lahmacunu? Hepsini iptal edin. Bugün yiyoruz. Anlaştık ya. Saçımı da beğendi de. Şehriye çorbasının nesi özel olabilir ya? Ya bu biraz sonlu oldu, buna da laf edecek. Şoku bununla yaşayın diyorsun yani. Ya daha gelecek. Ne geliyordu? Metop. Sizi bundan bayılttım, onlarla ayıltırım diyor. Meto yani mahvı perişan yani hiç. Gözlerim sulan. Tatlar yok hiç, koyduğunuz sadece domates. Yok abi, bugün birimize bir şey olmadan bitirelim. Birinci olmasam da olur. Ben hiç kendim yaptığım zaman yiyemiyorum. Niye yapıyorsunuz ama? İnsanlar mutlu olsun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti yemeğiniz? Bayramınız kutlu olsun sizin bu sırada. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Önce onu mu alsam? Özür dilerim. Kolay. Buyurun efendim. Merhabalar. Şunları alabilir misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Şunları alabilir misiniz? Çantayı alayım. Bunu da. Şöyle. Hoş geldiniz. Onu da aldım. Nasıl geçti? Yorucu muydu, güzel? Evet, yorulduk. Biraz yorucu geçti. Teşekkürler. Kolay vereyim. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım. Çantayı. Teşekkür ederim. Nasıl geçti, güzel miydi? Bayramınız kutlu güzel olsun. Güzel geçti. Sizin de. Teşekkür ederim. İyi miydi, yoruldunuz mu? Güzel, yorulduk güzel. Biraz. Normal. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Efendim. Pek iyi değilsiniz gibi hoş sanki. Geldiniz. Siz de tam aksine çok şıksınız. Ama önlükler çıkamamış. Evet. Gözler düşmüş. Son anda biraz geçtik. Yorucu oldu gerçekten.
Neyse bakacağız bakalım. Ne kadar şıksınız. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Teşekkürler. Merhaba bayanlar, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz tabii biraz. Nasıl geçti? Yorucu oldu biraz biliyorsunuz. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ ol çocuğum. Bugün... Mertcan, damadım. Kaç gündür memnun konuşuyoruz. Evet. Biz de memnun bugün... olduk. Masaları donatacağız. İnşallah. İnşallah. Mutlu bir şekilde ayrılacağız. Kendimizi donatamadık ama diyorsun evet. Masayı donatacağız evet. Diyorsun öyle mi? Evet. Yani gayet iyi bir şekilde i̇yi, mutlu hadi ve hadi güler yüzlü bir şekilde ayrılacaksınız i̇nşallah, buradan. İnşallah. İnşallah. İnşallah sen de gülersin. İnşallah. İnşallah. Tek temennimiz o. Tek temennimiz o. Güzel özel yemekler hazırladım sizlere. Olan yani olanın dışına çıktım. Ve değişik tariflerle karşınızdayım. Göreceğiz, bakacağız. Tabii, tabii. Evet, tadını değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. Hanımlar, masa nasıl? Beğendiniz mi? Beğendik. Hoş geldiniz. İyidir. Buyurun oturun. Buyuralım otur. Kendi programında özür dilerim. Özür dilerim. Rica ederim. Ne güzel dedin. Buyurun oturun. Davet ettin. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Daha doğrusu Mertcan'ın sofrasına. Evet, önlüğünü çıkaramamışsın. Çıkaramadım gelinim, son dakika. Damadımız giyinemedi mi? Son dakikaya kaldık. Peki biraz... yemekler? Yemekler 10 numara. Zaten siparişleri söyledim. İptal edeyim mi pideyi lahmacunu? Hepsini iptal edin. Bugün yiyoruz. Bugün muhteşem. Yiyoruz ve doyuyoruz. Doyuyoruz. Doyuyoruz inşallah. Evet. Eşe zorlandım. Yani yalan söylemeyeceğim. Evet. Çok, bayağı zorlandım. Bayağı zorlandım ama yetiştirmişsin. Yetiştirdim. Tebrik ederim. Ben Mertcan'a bir moral alkışı istiyorum. Bütün damatlarımızı alkışladım. Hadi güzelim. Tamamdır. Hadi bakalım güzel güzel yiyelim diyeyim. Güzelim dedim. Hadi bakalım güzel güzel yiyelim. Bu iki tane götür. Şey evet. Aynen. Evet evet sen iki. Bir git iki daha. İki gel. Şöyle sizin peçetelerinizi alın içinden. Peçetelerinizi alın. Çorba servis edecek. Özel hemen bir çorbaydı gittim. Değil mi Serpil Hanım? Neydi özel çorba mı? Özel spesiyel çorba. Domatesli mercimek çorba. Domatesli... Şehriye çorbası. Ama özel bir tarifmiş. Özel bir tarif. Mertcan'ın kendi ürettiği bir çorba. Ya gaf kırıp duruyorum bir de Zuhal Hanım'a. Kadının kendi programı. Buyurun diyorum, oturun diyorum. Sanki bana soracak. Önlükle karşılamama da laf edildi ama yetiştirdim yani. Önemi ne? Takım elbise giysem yemek daha mı lezzetli olacaktı? Domatesli mercimek şehriye çorbasının nesi özel olabilir ya? Biz de hep öyle domatesli yapıyoruz. Yok içine başka malzemeler de o kattı. Bu ara yemeği için metomen içinde. Hiç bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Metamol hiç duymadım ben. Ne duymadın? Yemedim de. Metomen. Kendi tarifiymiş. Biz de bilmiyoruz. Yani. Bir yemek yok evet. Zaten literatürde. Yani menemenin Mertcan versiyonu. Yani ne bileyim isimler yani değişik geliyor da. İnşallah tadı güzel olur. Beğenir. İnşallah. Lezzete bakacağım. Mertcan'a da onu söyledim bugün. Sizinkini alayım. Buyurun. Gülay Hanım, siz bir kuaför eğitmeni olarak Mertcan'ın saç rengini nasıl buldunuz? Üstteki. Güzel. Kuaför eğitmeni misin? Evet, güzel. Saçlarım sevilir herkes tarafından. Sen kendin mi boyuyorsun, boyatıyor musun? Kendim boyayamam. Kendi yapamaz. Boyatıyorum. Çünkü arada koyu renk geçişler olduğu için yapamaz. Paket atmış değil mi balyaj? Evet, doğru, koyu renk doğru. Geçişler var. Konu saçıma bile geldiyse anlaştık ya. Saçımı da beğendiler. Yemek dışında her şeyi konuşuyoruz şu an. Güzel ama gönüller gibi olsun. İnce işçilik var. Evet, işçilik var. Böyle önünde vardı iki perçem. Kuzeni yarışmıştı daha evvel Serpil Hanım'ın. Orada tanışmıştık Mertcan'la. Giderek dedim balyajlar da çoğalmış. Gençler özeniyor, seviyorlar. Evet, evet. Hani küllü bir renk, güzel bir renk. Küllü mü renk? Küllü sarı mı oluyor evet, bu? Küllü. Uygun efendim. Çorbalarımız geliyor. Tabii çok merak teşekkür ediyoruz ederim. İçinde neler var Mertcan. Son olarak hemen getiriyorum. Sonraki hanımefendi de gelsin başlayacağız yemeğimize. Ana yemek nasıl? Onun özel kaşarlı köftesi. Ana yemeği bitirdik. Taktın mı Serpil Hanım? Tadamadım çünkü sıcak servis yapacağı için birazdan kızartacak. Evet. Anladım. İyi vaktini iyi kullandı. Yetiştirdik. Evet güzel yetiştirdik. Biraz telaşlı geçiyor ama. Çorba yetmeyecek. Eyvah. Neyse bir kişi kaldı. Yo iki kişi. Onların tabaktan boşalsam ayıp olur mu? Çünkü dedi yani Mertcan çok fazla mutfağa girmez. Ama girdikten sonra artık o mutfağa biz giremeyiz dedi.
Öyle karışır evet, dedi orası. Evet, ama ben evet, göz ucuyla bir baktım girerken, her gün baktım bu hafta. Çok öyle aman aman bir kalk yürüyelim bir hali yok mutfağa. Bir taraftan arkadan toparladık çünkü. Hep beraber evet, kayınlarla bu hafta biraz daha müsaade ettik beylere. Biraz destek olduk yani. İyi yaptınız. Arkadan toparlanmalarını. Gene de fecaat bir durum yok, kimse de olmadı yani. Özel şehriyeli mi? Erişteli domates çorba mı? Hepsi ona kalmış şehriyeler ya. Şimdi tadacaklar, heyecan var. Evet, son evet, kez buluştuk hanımlar. Evet. Evet, bugün de final. Üzücü bir şey ama. Ben ayrıca için üzülüyorum. Gerçekten. Alışmıştık. Yani evet. Peki. Bu aileyi tanımak inanılmaz mutluydu. Sağ olun. Afiyet olsun. Mertcan'ın özel çorbasıyla başlıyoruz. Hadi, hadi bakalım. Başlayalım bakalım. Ben hiç değişik bir tat almadım. Ne var içinde başka? Yok, özelliği tat olarak değil. Tam olarak şöyle. Şehriyeli çorba, domates çorba biraz sulu oluyor. Ne oldu? Gıcık geldi müsaade herhalde. Evet. Boğazına sıçradı. Helal. Gözlerim sulandı. Koyu sevdiğim için çorbayı mercimekte bile erişteyle böyle bir uyum elde ediyorum. Bak, yani normalde ikisi aynı anda kullanılmıyor. Evet, erişte kullanılmaz ama genelde. Ama bir şey söyleyeceğim Mertcan. Bak ben de koyu çorba severim. Hı-hı. Sulu çorba asla sevmem ama bu çorbadan çok gerçekten makarnanın, evet, makarna, yani domatesli makarnanın evet, biraz sulu, aynen, sulusu evet, gibi olmuş. İyi misin Muazzez Hanım? İyiyim iyi. Sen de mi? Hayır, Serpil Hanım da ne koydun içine? Ne yaptın ben ilk dakikada? Hayır, hayır, hiçbir şey yapmadım. Öksürtüyorsun insanları ya. Ne var içinde? Yoksa bu... Yo, ben değişik bir tat almadım. Domatesli. Ben de almadım, domatesli, evet. Domatesli, şehriye, şehriye kavrulmuş. Evet. Ya lezzetini beğendiyseniz... Hayır, bak... Az geldi bak acaba? Boğazıma kaçtı da iyiyim. Hani değişik, sana senin kattığın bir şeyler var ya. İşte onu erişte anlamaya çalışıyorum. Evet, ne kattın? Sadece domates tadı geliyor yani. Bu evet, domates çok tadı geliyor. Ne kattın? Hiçbir baharat şey... ya. Hiçmiş bulundunuz. Yok yok, tatlar yok hiç. Koydunuz sadece domates. Şehriyede domates. İyi misin Serpil? Şehriyede. Ben sizden iyiyim. Sonra Muazzez'in de fenalaşınca. Benim nefes boğulma taştı. Ben içmedim. Şahsen içebilir yaptım. Hanımlar bitsin de bir şey olmazsa ben içeceğim diye. Artık vazgeçtim, içmeyeceğim. Valla ben çok üç kaşık. Ben çünkü böyle haksızlık yapmamak için hayatımda. Ben üç kaşık içtim bak. Haksızlık yapmak istemiyorum. 4 kaşıkta ben o tadı almak istiyorum. Ama hani... domates çorbası yani. Ama hani ama... denildi ya, değişik evet, bir şeyler kattı kendine, has özel bir şeyler tarif yapıyor. Özel, hani baharatları falan var. Başka hiçbir şey yer görmedik yani, domates. Diyorum ya, makarna gibi sulu, makarna gibi olmuş. Erişte var içinde. Vallahi ben hiç şehriyeli domatesli çorba yani. Erişteleri de var. Ama erişte, hiç o şeylerin tatları yok. Yok mu? Baharatların falan hiç anlamadım. Baharat tadı hiç yok. Bunun yerine mesela mercimekli yapsaydı çok güzel olurdu. Mercimek, yeşil mercimek çorba. Bir dakika, baharat zaten çorbada değil. Ama diğer hiçbir yemeklerde. Şey yok. Hiçbir şey aramadım. Hayır, buna ki da farklı bir şey kattı dediniz ya. Sadece. Özelliği işte. Erişte olmasın. Bir tek erişte var ama onların tadı değil. Sadece salça, bir domates tadı var ağzımızda. Evet, yani farklı bir şey evet, yok. Siz de yok, beğenmediniz Gülay Hanım? Yok. Yok. Beğenmedin? Hayır. Muazzez Hanım? Ben beğendim. Tadı güzel. Katı olmuş, çok... evet doğru, evet, katı biraz olmuş. Biraz domates şey, çorbası olduğu için şey, domates tadı biraz olabilir. Biraz katı, o konuda haklılar. Evet, ama lezzeti güzel. Şey çok güzel. Ama evet, özel gayet tarif daha bu değil, bu sadece diğerleri özel olarak evet, erişte, diğeri bunun farklı bir tarif. Farklı bununla eriştesin, şok ettim diyorsun, sonra vallahi diyorsun. Daha iyi. Şoku bununla yaşayın diyorsun yani. Evet. Ya daha gelecek. Ya biraz sizi beklediği için evet, erişte ve şehriyeler biraz şişmiş olabilir. Evet doğru. Ama şehriyeler evet. Bak, şehriye ve erişte olduğu için biraz şişmiş. Biraz beklemeyecek, şişmiş o yüzden. İyice aslında takılaşmış. Herhalde ilk kıvamı böyle olsa siz itiraz yok, ederdiniz. Yok böyle değildi. Hayır hayır. Biraz kıvamı oğlum derdiniz değil mi? Tabii, öyle tabii miydi ilk başta? Aynen. İlk öyle kıvamı değil böyle değildi. Biraz ama şişmiş. Biraz daha şekilde tadı güzel ha. Ama tadı o yoğun domates gayet lezzetli yani. Lezzetli güzel ha. Tabii ama yani çorba zaten yerine bir de şu hata yapmışsın. Evet. Çok malzeme koymuşsun. Evet. Şişeli. Evet. İşte ben çok malzeme yoksa kullanıyorum. Yoksa lezzeti güzel ama çorba değil bu. Çok erişte koymuşsun. Onların şişeceğini hesap etmen gerekiyor. Bu da tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. Tabii. Bunların biraz şişeceğini bilseydin daha az koyardın. Evet. Bu arada Mertcan'cığım önlüğün de saçınla bir örnek olmuş. Dedim ya. Sana da bir hava kattı yani. Hani safari şeyi tişörtümle de uyum. Onun hakkını yemeyelim yani. Evet. Çok teşekkür öyle ederim. Öyle bir güzel bir hoşluk olmuş. Hemen. Ama yakışmıyor mu eline? Yakışıyor. Canım.
baştan bir şok yaşadık. Önlüklüydü zaten. Gözler falan böyle küçücük kalmış belli yani. O bir şey yaşamış böyle, bir gitmiş gelmiş. Acıdım kapıdan girerken. Bakalım sofrada başımıza neler gelecek. Ya Muazzez Hanım dedi ki güzel olmuş dedi. Beğendim, tadı iyi dedi. Yani domates tadı var diyorlar. Ne tadı olabilir domates çorbası? Olabilecek şeyler. Şimdi ne geliyordu? Metop. Oyalamam lazım. Şöyle çorba ile işimiz bitti zaten. Şimdi ben şey yapacağım. Oyalayacağım orayı. Sosyal medya fenomeni kendisi. Kanalı var. Başka kanalları da açılmış. Onları ben bilmiyordum. Müthiş bir de bu fanatikleri var yani. İleride belki de medya patronu olursun ha Mertcan. Belli mi olur? Ya tabii. Tabii hedefimiz o. Sen oradan ilerle yavrum. Bu evet, yemeğe girmeyeyim. Bu sadece evet. Şey olsun. Hobi olarak olsun. Tamam. Sen oradan devam et. Daha çorbadayız ya. Daha sadece çorba içtiniz. Diğerlerini görmediğiniz gibi gördük biz bunu. Hiçbir şok olduk bakacağız artık. Belki biraz da diğerlerini yani. İnşallah beğenirsek tabii ki yani beğenirsek ona da öyle yorum yapacağız. Zaten kimse de yemeğini beğenmiyor. Beğenmemeye geldi. Kim? Birsel Hanım mı? Birsel Hanım mı? Aa niye öyle söylüyorsunuz? Bu şimdi çorbaya geldi mi? Kato olmuş, çok koymuş şey diyeleri. Yani çorbada nasıl karar verdiler yemek yapmamam gerektiğini bilmiyorum. Ama güzel bir şey dediler. Medya patronu ol dediler. Zaten medya patronu olsam yemeği niye ben yapayım? Onlar çok güzel yapmıştılar. Onların da hataları vardı, kusurları vardı. Ha neden çorbadan kırıyorlar, modunu düşürüyorlar? Onlar sonuçta genç bir çocuğumuz yani, damadımız. Daha diğer yemekler gelecek. Dur bir bekleyin, bitsin ondan sonra eleştirin. Fulledik, kökledik artık, kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Tamam. Yumurtam giriyor. Şimdi bir anda değişecek. Demin kıymalı bir yemekti ama şimdi metomen geliyor. Ben vakit kazanacağım. Kafaya koydum. Bak ben dün sizin puan vermeyeceğinizden adım gibi eminim. Ta ilk günden ama anladım. Bildiniz çünkü. Yaptığınız hareketin karşılığını hata anladınız. Hata değildi. Bakın hata değildi. Ben asla kabul etmiyorum. İşte ben ediyorum. Ben, yaptığınız sen hatalar. Sen bekledin belki özür dileriz diye. Onu özür dilemeyeceğim. Hatam asla. Yok benim. İlk ya önce ben moralimiz sıfır oldu sizin yüzünden. Özür dilemek de bir erdemdir. Yok moralini sıfır yaptırdınız. Ama niye özür dileyim? Asla dilemem. Asla. Ben dilemiyorsam ölüm, işte verdiğinizin karşılığını aldınız. Ölsem bile dilemem. Dün 3 puan verilmiş. Yani daha ne verip 2 veremez bana. 4 verse ondan da 4 alsam. Buradan iyi bir şekilde ayrılacağım ben de, nasıl iyi. Yani 3 verilmez abi. Yani 3... Buradaki yemeği de içe saymaktık. Bence bu benim tutumum tabii. Türk halkımız bile beni istiyor. Burada bakın ağlayacak raddeye geldim. Şimdi bu biraz sonra oldu, buna da laf edecek. Koyulaşacak kaşar girince bu bambaşka bir dünya olacak da. İşte sen busun bebeğim. Zuhal Hanım'ı çok sevdiğim için biz katıldık. Biz para için katılmadık. Hayır, dört ne diyor? Evet. Bizim moralimizi evet, düşürdüler. Evet. Ağladılar Zuhal Hanım. O gün başladılar. Mazi'nin damadı da yarışacak. Ben bu puanı veririm. Çünkü her zaman karşıdan verip o da oluyor. Ama şimdi şey dediniz, karşılığını da aldınız. Ama dediniz. O tamam, diyor ki sizin verdiğiniz diyor. Zaten üç diyor. Zaten ondan beklemiyordum. Ben iki arkada yani hanımefendilerden işte. Yüksek puan, adaletli olacaklarına inanıyordum. Vallahi siz de göremedim. Sonra kafamda hesap ettim. Bak sofrada oturduğum yerde hesap ettim. Göremedim. Hesapladım. İkisinin ya beraberler veyahut da bir eksi bir artı. Çünkü Zahal Hanım'ın puanını bilmiyoruz biz. Anladın mı? Onun için çok şey yapamadım. Hmm. Eğer... Onlar da 9 vermiş olsaydı arkadaşımız gibi zaten Zuhal Hanım'ın puanıyla zaten tepeye çıkardı. Peki bir sizin şey söyleyeceğim önemli ya. Çok, bir dakika bir şey pardon. Söyleyeceğim. Çok bir güzel şeyler söylüyorsun ama benim damadım o senin verdiğin puanı hak etmiş miydi o zaman? Yani yanına şöylemesine koyacağım. Yine tepki yemem umarım. beni utandırmayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Yani normalde biz bunu tavayı ortaya koyup ekmek banıyoruz. Böyle tabakta çünkü soğuyor. Gerek yok. Meşhur metomenim bu benim. Aa tabaklar su içinde kaldı. Ufak bir mantık hatasına düştük. Ama görüntü ya, görüntü. Olsun yemesin, atsın kenara.
ben burada puan şeyi yapmıyorum. Gerçekten söylüyorum. Ben o sofra ikimizin sofrasının üstüne çıksaydı ben aynı şeyi söylüyorum. Ben o sofraya 9 verecektim. 6 asla vermeyecektim. Tamam şu ortalarına bir şey koymak istiyorum. Maydanozları da hep harcamışım ya. Ah çedarları de. Çedar bu bir mucize işte. İşte şu maydanoz detayı girince çok lüks gözüküyor yemek. Bak şu an gariban şu an zengin. Hiç düşünmedim. Bakın Serpil Hanım çok düşündü. Ama ben hiç düşünmedim. Niye düşünmedim biliyor musunuz? Çünkü Serpil Hanım artık ne düşündü bilmiyorum. Ben yediklerimi biliyorum. Yani tabii bir gün ben düşündüğüm şeyi söyleyeyim burada. Hayır, 5 vermek geldi. İstemedim dediniz yani. 5 haksızlık olacaktı o masaya. Onu demek istiyorum. Beş, yani şimdi bak ben onu demek istiyorum zaten. Eyvah, ama ben hiç düşünmedim. Niye düşünmedim? Çünkü o 9'luk bir masa değildi. Şimdi ben de 9 veremezdim yani. Ama 5'lik de değildi. Tamam bir şey demiyorum. Siz arasında şey yaptınız. Seçim yaptı. Seçim yaptınız. Çok olanı kullanmak istedi. Çok olanı kullanmak istediniz. Ben buna bir şey demiyorum. 9 daha çok yakışır diye düşündüm. O masaya 9 daha çok yakışır diye düşündüm. Ama ben o zaman 8'leri ayıp oldu. Ama ben Fadime Hanım'a şunu sormak istiyorum. Siz verdiğinizin karşılığını aldınız derken. Hani ben, kim ne verirse ona göre neydi? Mi puan vereceksiniz? Yok işte öyle dedi. Burada öyle dedim ki bak. Bu hiç adil değil bu arada. Merhaba aynı şeyi söylüyorum 3 yıldır. Bak yiyeceğim ben. Hiç adil değil. Yiyeceğim ben beğendiklerime vereceğim diyorum beğendiklerime. Pişmişse. Ama verdiğinizin karşılığını aldınız demek. Ne demek beğendi? Ama etli mi? Yok zeytin ya. Beğendiklerime vereceğim. Tamam onu bileyim ona göre. Fadime Hanım kısasa kısas yaptı. Ben onun damadına 4 verdim diye 3 verdi. Kudurdu. Zaten kaybettiklerini anlayınca damat ağladı, çıldırdı. Çıldırabilir benim için hiç mahsuru yok. Puanıma taktı çünkü herkes hak ettiğini alır karşısında. Hak etti. İlk ben geldim, daha ilk katılmışım. 4 vermiş. Ben ona 10 mu vereyim? Tabii ki ben de 3 vereceğim. Karşılaması, konuşması, ona göre yemeğinin tadı, tuzu kestim. 3 verdim ben de ona. İşte metomen bu. Üstünde çedar var. Ne var canım? Bize açıklar mısın metoyu? Ya içinde... Metoyu anlat. Domates, biber, çedar, soğan, kaşar peyniri, yumurta, kıyma, sucuk, onlarca mantar. Canım sağ ol, ellerine sağ ol. Çok güzel. Sayarken doyuruyor mesela. Ben hiç kendim yaptığım zaman yiyemiyorum. Doyuyorum yaparken. Niye yapıyorsun o zaman? İnsanlar mutlu olsun diye. Bu mutluluğu yaymak için. Allah razı olsun. Bir maden suyu verir misin tabii Mert? Tabii hemen. Siz bir şey içer miydiniz? Ben de maden suyu alayım. Kola. Çok sempatik kola. Değil mi ama? Siz? Ayran. Ayran. Siz? Maden suyu. İki tut bakayım aklımda. Hadi koş. Evet Metomen'in içindekileri saydı. Ben sayamayacağım unuttum çünkü o yarısındayken daha ben kopmuştum olayda. Ama sucuk, kıyma, yumurta, çedar, mantar, biber... Allah ne verdiyse diyelim. Metomen'i çok şaşırdılar ama o yüzlerindeki gülüş her şeye değer. İnanılmaz. Maden suyu ayran mı istedi biri? Bir ayran istedi galiba neyse. Ne oldu o surat ne öyle ya? Yedin. Ne o? Bismillahirrahmanirrahim. Neydi? Bunun ismi ne? Metomen. Metomen yani. Melemen'e benzemiş. Metomen. Meto de gitsin de fark eder. Meto'yu söyleyin. Bize Meto'yu anlatın. Meto yani mahfı perişan. Yani bir ekmek alsaydınız, ekmekle deneseydiniz. Tuzsuz şu anda. Peki hiç tat yok. Yani hiç bu menemen gibi bir şey değil. Yani bu böyle o kadar da... şey lezzet verici madde var içinde. Ona rağmen bir hiçbir lezzet verici madde. Var ne verici ama, madde? Yani işte salamıydı, sucuğuydu, bilmem nesiydi. Ona rağmen tuzsuz yani. Ona rağmen tuzsuz ve hiç güzel gelmedi bana. Yani tuzunun eksik olması hani. Hayır sadece tuzu değil hayatım. Lezzet yok. Bak lezzet yok. Sadece lezzet tuzu yok değil. Senin metomenine lezzet yok diyor Mertcan. Üzgünüm Mertcan'cığım. İlk çok kez üzgünüm. Böyle bir yorum aldım çok hayatım üzgünüm. Boyunca. Çok üzgünüm gerçekten. Bilmiyorum arkadaşlarım tabii fikri. Hemen dolmayı da şey yapayım. Bak sarmayı. Dolman pişmiş sarma.
Yani ben şey yapmam. Şimdiye kadar yediklerim içinde teşekkür ederim. Yaprağı pişmiş olan bir ama içi. Bu raftaki yediklerim arasında yaprağı yani pişmiş kendi olan damadımdan sonra pişmiş. Kendi damadımdan sonra sen ya yaprağın pişmiş ama içi hiç zeytinyağlı dolma gibi değil. Şimdi bakayım ne diyecek. Fadime Hanım'ı bekliyorum ben. Hani bize çok değil mi? Onu koymamıştın, bunu koymamıştın. Ben bilmiyorum diyecek. Siz mi ayrım istemiştiniz? Yani zeytinyağlı dolma aynen. gibi olmamış. Evet. Zeytinyağlı gibi olmamış. Lezzeti nasıl? Yani şey limonu var. O yüzden fena değil yani. Bundan daha iyi geldi değil. Lezzeti bana. Mayhoşluğu var. Bundan daha iyi geldi. Ama malzeme eksik içinde. Peki. Malzeme. Muazzez Hanımcığım sizi de dinlemek isterim. Canım biraz tuzsuz ama şimdi bunu da ilk defa yediğim için bana fena gelmedi. Sarma nasıl? Yani bizimkiler yapıyor da ben yemiyorum peynirdesi. Sarma nasıl? Sarması güzel olmuş, içi tane tane olmuş. Ya bir de lafınızı kesiyorum. Bu menemenin bir özelliği daha var. Bizim de daha tane var. Taneydi. Yumurta kokusunu hiçbir şey almıyoruz. Evet almıyoruz yumurta kokusunu. Hani menemende mesela şey, yumurta yiyemeyen insanlar. Zaten. Yok efendim, yumurta var mı içinde ben de anlamadım. Yumurta doğru var. Hem de beş var. Hayır doğru şöyle. Söylüyorsun anlaşılmıyor yani. Yani yumurta yiyemeyen insanlar genelde bayılıyor. Normal insanlar da çok seviyor. Çevrem, ailem, arkadaşım. Bayılıyor derken iyi anlamda mı bayılıyor yoksa gerçekten bayılıyorlar mı? Yani iki anlamda da. Mutluluktan bayılıyorlar. Ben de şeyini çok fazla beğenmedim. Ama neyi beğenmediniz? Tadı yok. Neyi? İsmi ne oldu? İsmini unuttum. Metomen. Metomen. Alınır ama. Unutuyorum. Metomen'i beğenmediniz. Metomen'i beğenmedim ama yaprak sarması güzel. Güzel evet. Ya bir kişi dedi ki Metomen'e, bu dedi lezzetsiz. Ya ne diyeyim, kendi düşüncesi, saygı duyarım. Hani ilk kez böyle bir yorum aldım. Hani bak şey olabilir, bir sürprizi yok dese gene belki anlarım. Hani malzemeleri doldurmuşum. Ama lezzetsiz olmasının imkanı yok. Vallahi şaşırtıcı bir şekilde ki hiç beklemedim. Yani şey bu olmuş. Menü arasında en yapamayacağını düşündüğüm sarmayı Mertcan'ın yapması beni çok şaşırttı. Dedim ki hani hadi Metomen kendi tarifi köfteyi bir şekilde yapar ama sarmayı beceremez dedim Mertcan ki sizin kızınızın da ümidi yoktu. Ama yani yapmış yani. Yok, evet. Yok yapmış. Diyeceğim yapmış ki biraz daha olmamış diyemiyorum. Ama ben böyle seviyorum. Ama tane gerçekten tane. Bak evet, yaprağı da pişmiş. İçine pişmiş. Şaşırtıcı bir güzel şey. Olmuş. İçeride bir muhabbet var beni fark etmiyorlar bile. Unutmuş bile olabilirler beni. Yani Metomen'i beğenmeyip sarmayı beğenmeleri tuhaf. Çünkü biri yıllardır yaptığım bir şey. Diğeri daha bugün ilk kez yaptım. Ama sarma daha zor olduğu için herhalde ona göre de puan verirler. Sarmayı yapan her şeyi yapar. Metomen hiç duymadığım bir şeydi ama ne melemene benziyor, ne bulgur yemeğine benziyor, ne pirinç şeyine benziyor. Ya bir anlam veremedim. Yani ne bulursa koymuş, tuzu da yoktu. Meto bana değişik geldi, güzeldi. Üstündeki peyniri sevmediğim için fazla almadım. Ama yeterince tadına baktım. Güzeldi benim için. Peki sarmasının tadı nasıl? Ben bizim güzel. Damadınkinden güzel pişmiş ama bunun da eksiğini gördüm. Haksızlık yapmayayım. Ama sarımlı şekli de bana gelmiş. Yani şeyden daha güzel. Bu metamol midir ne? Bunu ekmeğin üstüne koyuyoruz biz. Fırına sürüyoruz onun gibi. Beni şaşırtıyorsunuz ya. Pizza içi gibi geldi bana. Yani öyle bir şey. Melemeni andırıyor. Biraz yani. Biraz daha bunun tuzunu. Olmamış yani. Bakın Serpil Hanım. Evet, bunun tuzunu, domatesini. Evet. Biraz daha bunu kullanaydı. Az. Evet. Domatesi az. Tuzu az. Yani hani aslında lezzet verebilecek çok çeşit var içinde ama onu değerlendirememiş. Yani bu içindekilerin hakkını verememiş. Ama sarması işte güzel. Evet. Vallahi evet. O sırada biraz telaş yaptı yetişmeyeceğim diye. Limonu falan o kadar hani hayatım sormuyor. Sarma güzeldi, içi eksik diyorum ya. Hani nerede üzümü, hani yok, nerede işte, fıstığı eksik, sormuyorsun. Eksik, bak içi. Bugün sen biraz yok, bir teşekkür ederim. Hayır bak şey ne dedim. Oldun. Demedim ben içinde eksiklik vardı. Ama yani ne üzümü, var söyle üzümü kuş göremedin. Yok, fıstık yok nasıl dedim. Güzel o zaman? Eksik ama şeyi güzel. Pişmişliği güzel sadece. Sarmayı nasıl becerdin sen ya? Sarmayı ilk kez yaptım orada. Yalnız Birsel Hanım o yaptığınız hiç doğru değil yani. Ne o? Ama hani Fadime Hanım'ı sanki olumsuz eleştiri yapsın diye biraz. Hayır, Fadime Hanım'ı biraz adaletli olmaya davet ediyorum. Çünkü bakın bir dolmaya birisininkine kuş üzümü varken ama gene yok dedim, derken. Gene aynısı bir dakika dedim. Ben konuşuyorum. Ha, tamam. Konuşayım sonra sen tamam. Söyle. Ben şimdi Serpil Hanım'a cevap veriyorum. Konuşun. Evet. Kuş üzümü
varken yok diyor. Bir tanesinde hiç yok ama umursamıyor. Şimdi bu doğru olmuyor. Ay, ben de tabii ki damadımı savunacağım. Kafana mı geldi? Vallahi kafama geldi şey. Kafanıza mı geldi? Kafama geldi, oraya sıçradı. Yağ gibi mi geldi? Yağ gelmiş şey yok. Bir de üstte. Yok yok yok. İyi misiniz? Tam da adamına çattı. Başka birine gelir iyiydi. Sıkıntı yok. Alacaksın şimdi. Dur. Olabilir. Kaçma da buraya yığılacağım. Gitti. Tercihim geldi. Gitti. 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 Olabilecek şeyler hangimizin kafası? Yok bana olur, onlar olur da yani şaka yapıyorum. Onlar olur. Ne kadar mantıklı. Ne hep mantıklıyımdır, hep mantıklıyımdır. Olabilir kelimesi. Olabilir insan hal ama ağzınızdan çıkarttığınız laflara kızarım ben. Dökülebilir, insanlar da düşüyor, ya, ediyor dur, yani. Olabilir. Çekemedi beni, çekemedi. Kadın takmış bana ya, takmış. Hala takıyor zaten, eve gideceğiz hala takıyor. Bir de diyor ki, bizim oraya gel de diyor. Bak diyor, nasıl diyor, gezeriz, ederiz diyor, eğleniriz diyor. Bu kadar lafları sokuyor, bir de beni eve çağırıyor İzmir'e. Değişik bir kadın, bir şey söylüyorsun anlamıyor. Ha, yahut da biz anlatamıyoruz. Aslında biz anlatıyoruz, o anlamıyor. Hep dediği dedik, çaldığı dedik, aynı şeyler hep konuşuyor. Daha önce bilmiyorum, birisi öyle bir şey yaptı mı, kafasına bıçak düşürdü mü? İlkleri yapıyoruz bugün. Of, kaşarlar erimedi ya. Bunlar oldu da kaşarı çok erimedi ya. Onu kesin söylerler. Hepiniz de benim üstüme geliyorsunuz. Ne hepiniz. Neşeli olacağız buraya. Neşeli geldim. Neşeli evime gideceğim. Senin de neden gelelim ama? Ha, evet. Neşeli geliyorsun. Katılıyorum niye ona. Niye benden başka yok mu? Bayanlar. Sofra saati neşe kaçıyor. Neden? Şimdi... Evet şıkım canım bak. Gördünüz mü? Belli. Metrekare olayı. Ay gönderiyorsun. Ne kadar güzel. Niye peşini aramıyorsun? Ben buna üzülüyorum. Nasıl peşini arayayım? Yok ha, bugün birimize bir şey olmadan bitirelim. Birinci olmasam da olur. Tamam, çok güzeliz. Mükemmel. Ana yemeği. Ana yemek. Budur, budur abi. Kaşar yoluyor musunuz bak. İşte bu. Bence senin bu kadar tepki almanın sebebi... Tepki dünkü verdiğin 3. Çünkü... Evet. Muazzez Hanım'a... kısasa kısas aynen olarak yani hareket ettiğin için bu kadar kişi senin üstüne geldi. Çünkü biz hepimiz, kendi adıma konuşuyorum, diğer arkadaşları da öyle gözlemledim. Adaletli olduğumuzu düşünüyorum. Ama sen Fadime Hanım kısasa kısas yaptın dün. Çok koymayacağım, zaten yemiyorlar, o yüzden bari estetik dursun. Diyeceksiniz ki her şeye maydanoz. Ama güzel duruyor ha. Bak şuna çok yakışacak maydanoz, izle. Bakın şunu demek istiyorum. Biz doğru, size doğru puanlar verdik ama siz vermediniz. Bakın siz vermediniz. Kaşarlı köfte geldi ve işte bakın içinde ne olduğunu bilmediğimiz özel soslu bir makarna. Hep bilmiyoruz ne var içinde. Adaletsiz bir takım şeylerin planlarını yapıp puan verirseniz işte o zaman adaletsizlik oluyor. Şimdiden bana özür dilemiş, neye yarar? Ama bizim de hakkımızı çok yediler. Bak ben onlardan özür dilerim, o benden özür dilemiyor. Ben özür dilemeyi biliyorum. Özür dilerim dedim. Yorum yapayım mı? Tabii ki, buyurun bir şey. Benim köftemin maalesef altı pişmemiş. Aa. Zarmamış, evet içi. İçi de pişmemiş. Yani bana burası, hatta yiyeceğim yiyemedim yani çünkü bu içi pişmemiş. Makarna güzel olmuş çünkü makarna yani sosu bakın, da gayet güzel, bakın, güzel olmuş. Demeyin ki sonra hanım hak geçiyor. Bak gördün mü içi çiğ. Ama bak altı çok güzel. Bak arkası, bak, altı kızarır çünkü bu kızarıyor yani. Altı yani, kızarır, üstü de kızarır. İçi pişmemiş. Doğru, evet. Bunu yaparsın yani, sıra geldi. Tamam işte. Yani ben haksızlık asla. Yoksa çok bir şey daha söyleyeyim. Ucundan biraz yedim. Çok lezzetli. Evet, lezzeti güzel. Köfte lezzetli. Tabii canım, ama köfte pişmemiş. Lezzetli. Şey. Güzel bir köfte yani.
Biraz keşke biraz daha tutsaymış. İyice içi kızarmamış. Şu an da kızarttı galiba bir de. Cazır cazır sesler geliyordu. Biraz tuzu fazla. Tuzu fazla. Ama evet, lezzetli mi? Lezzetli yani. Evet. Güzel köfte. Ama az pişmiş diyorsun. Ama pişmemiş yani. İçi evet, bayağı çiğ. Nereksi atmayacağım. Ben hiç sevmem. Belki hiç sevmeyen vardır. Tercih meselesi. Limon sıkacağım sadece. Gülay Hanım. Kırmızı kırmızı duruyor içi. Tam bir bakayım. Bak böyle. Buyurun. Ha. İki kat olduğu için biraz... Evet, pişmiş diyorlar. Biraz kalın pişmiş diyorlar. Yani gayet... Çünkü kalın olmuş biraz daha... Bilen bir makarna sosu. Ama sosu güzel olmuş. Evet, sos güzel. Biraz da tuzlu. Bana da tuzlu geldi. Bana tuzlu geldi. Bilmiyorum. Ama sosu da güzel olmuş. Tuzlu geldi. Bana da tuzlu geldi. Ben dedim zaten ilk etapta... Gayet normal aslında. Hayır, ilk etapta ben dedim tuzlu diye. Tuzlu geldi bana. Bana da öyle geldi makarnanın sosu. Tuzlu da... Köftede de tuzlu. Ya da köftede bana öyle geldi. Köfte güzel de pişmiş. İçi biraz kızarık pişmemiş. Makarnanın sosu nasıl? Ne koydunuz? Hazır. 4 peynir erimiş sos. Öyle bir sos. 4 peynir eritildi. Tuzluydu. Tuzlu biraz. Tuzlu mu? Ben tuzlu yediğim halde tuzlu evet. Hazır sos ama. Hazır yani ama siz niye evde burada yapmıyorsunuz? Ya şimdi 4 tane döşemel peyniri... Döşemel soslu falan bir şeyler olsaydı bundan daha güzel olurdu. Haklısınız ama şimdi makarnaya bunu çok yakıştırıyorum. Fransa'dan peynir getirtemedim. Aa, olabilirdi yani. Bu sos hazır mı? Hazır. Tabii ki de. Evet. Olmadı. Ben nasıl tabii ki de diyor. Bak. Hayır yani. Ben Fransa'dan evet, size peynir mi getirteceğim? Ama burada yapabilirdiniz. O zaman bunu seçmeyecektin hayatım. Şey öyle dedin. Bunu seçmeyecektin. Ama çok yakışıyor birbirine. Ama olur mu şimdi biz de fesleğen sosu alıp gelseydik oradan dökseydik bir şeylerini? Olmaz. Yani o mesela ben şimdi konuşmak istemiyorum yine. O dolmanın içini biz o yeşillikleri doğrarken kaç saatimiz gitti? Tamam. O işte maydanozuydu, dereotuydu, taze soğanın yeşil yaprağıydı. Şimdi siz hazırını gelelim atalım böyle. Hiç hazır yapan olmadı mı bugüne kadar? Yani hazır ben sos kullanılabilir yani bunda ne var ki bu kadar? İstersen. Olur mu yani bilmiyorum. Sen ya. Sinirlenilecek. Normal lezzetli bir yemek yani. Şaşkınsın. Ay ben de sen yaptın zannettim ya. 4 çeşit peynir bulacağım. Evet. Eriteceğim. O peynirler nereden? Birisi Fransa'dan, birisi İtalya'dan. O zaman bunu seçmeyecektiniz. Ama bu çok yakışıyor buna. Olur mu canım? Ben size bu lezzeti tattıramayacaksam niye katıldım buraya? Öyle düşünmek lazım. Bunun yanına pilav da olabilirdi. Ama pilav da. Ne kadar güzeller. Şehriye pilav olur, bulgur köfteci olur. Köfteci gibi değil ama kebapçı değil burası. Hani her şey olabilir. Şöyle bir şey yaptım. Kendi şeyimde, repertuarımda bu vardı. Yani sonuçta makarna ve sos güzel olmuş mu? Lezzetli mi? Lezzetli. Tuzlu. Tamam hazır veya... Ev yapımı ne fark edecek tamam, ki? Tamam, makarnayı da o zaman hazır getirelim. Burada lezzetli olsun. Siz de evden tarhana çorbası getirdiniz. Ne alakası mesela var şimdi bunun ama aynı şeyi mi? Ama şimdi doğru. Ama şimdi o da evde yapılmış, daha önceden yapılmış, hazır yani. Şimdi şöyle bu toz halinde bunu pişiriyorsunuz, kıvamını tutturuyorsunuz, sonrasında bu şekilde servis ediyorsunuz. Tamam, o zaman oldu. Sütle kremayla mı sulandırıyorsun tozu? Suyla. Suyla. Bazıları sütle kremayla da olabiliyor bazı soslar. Sütle güzel olur. Suyla. Suyla da almış kıvamını. Yani sütle de olabilirmiş aslında. Sütle de koyabilirim. Onu da deneriz bir daha gör. Ben artık hep buradayım. Gel gel. Çok keyifli ya. Şimdi savunma. Sana peki bir şey soracağım Mertcan. Bugün bütün damatları soracağım da aklıma gelmişken sen. Nasıl buluyorsun kayınvalidelerin eleştirileri, tavırları? Ekrandan izlemek için buradasın. Ya şöyle, ne diyorsun? Ekrandan izlediğimde çok böyle şey olduğum, sinirlendiğim oluyordu ama şu an herkes çok şeker. Öyle mi diyorsun? Tabii canım, herhangi bir şey sevmem. Şimdi demin dedin ya çok sinirlendim. Hayır, ben şeyi anlamadım. Hazır sos diye bu kadar neden sinirlenmedi? Hayır ben bir dakika şurada bir yanlışlık oldu. Ben konserveden açtın koydun zannettim. Meğer sen pişirmişsin yani. Bir işlem geçirmiş ya, doğru yani. Tamam, teşekkür ederim de konserve de olsa bu kadar. Aramızda öyle bir konuşma olmayacaktı hayatım. Ben asla sinirlenmem. Sen rahat ol. Ya, biraz öyle geldi yok, bana. Yok hiç sinirlenmem. Ben bir şeyleri belli etmemeyi seviyorum yemeğin içinde. Evet koyuyorum ama kimse tadını almıyor. Aynen yani düşünsün insanlar istiyorum. Evet. Güzel güzel. Elbise hayatımıza sağ böyle bir heyecan katıyor. Tabii. Oturalım düşünelim. Zaten bana menüyü severken ben de o anda doğaçlama yapacağım bahsedeyim. Afiyet olsun. Evet. Gülay Hanım ben de salatayı çok severim zaten ama sevdiğim gibi de olmuş. Her şeyle çok güzel olmuş. Ben salatayı beğendim. Makarnayı beğendim. Devam edeceğim.
Makarna bildiğimiz makarna, sosu güzel olmuş. Hani kendi biraz emek vermiş yani içinde. E tabi pişiriyor tozu tabi. Hemen kaldırıp dökmemiş, emek vermiş. Ellerine sağlık diyorum. Çok afiyet köfte olsun. Pişmemiş. Köfte pişmemiş diyor. Evet. Aslında kalın çok olmuş. Da dikkat ettim ama. Kalın ya, herkesin acaba biraz öyle. Kalın diyorlar. Evet. Kalın olduğu için bilmiyorum ama içi çok pişmemiş. Üst tarafı gibi alt sayı da biraz ince tutsaydın. Ben salatayı beğendim. Bak üst taraf pişmiş, alt pişmemiş. Anladım. Ondan olmuş. Yani ama lezzeti güzel bak yine o söylüyorum. O konuda haklı olabilirsiniz çünkü lezzeti zaten eti ben çok pişirmiyorum. Olmuş. Hani. Evet. Biraz da tuz fazla. Biraz tuzlu olmuş tuzları ama fazla, lezzeti evet. Güzel. Yani maydanoz tadı falan geliyor ağzına güzel. Bana mı dedim, arkadaşlara da fazla gelmiş yani bana mı dedim. Peki Muazzez Hanım'ı da dinlemek istiyorum ana yemekle ilgili. Evet. Ben makarna zaten makarna yani sıradan bir şey. Köfte benim için ideal, güzel olmuş. Kaşarlı köfteler tabii üstü biraz daha ince olmuş olsaydı daha iyi olurdu ama pişmiyor kaşarlı olduğundan fazla. Kalıyor böyle çünkü bizimkilerde yaptığı için oradan biliyorum. Salatası da güzel olmuş, eline sağlık. Makarna da eline sağlık, güzel pişmiş. Köften lezzetli, makarnan da lezzetli, salatan da güzel. Köften lezzetli gerçekten. Evet, köften pişmiş ama benim de bazı yerlerinde, bak şöyle göstereyim. Evet. Bazı yerlerinde yani yer yer kalın bir köfte olduğu için bazı yerlerinde pişmemiş yerleri bir var. Bir de vakit sıkıntım var. Normalde kısık ateşte bunun bayağı uzun süre pişirilmesi. Sen birazcık daha mı bir... Gerçi sen servisesin aslında kızartmışlar bu değil mi? Hani eti çok pişirmeyi de sevmiyorum. Hani benim o kurulu... eşim de öyledir mesela. Biraz pembe bırakır. Hafif kanlı bırakır mesela. Ama köfte de olmuyor. Köfte de evet. Köfte de olmuyor. Et de oluyor da. Et de olur ya. Köfte, köfte de biraz olmuyor. İstiyor yani. Olmuyor. Her tarafı eşit pişmemiş diyelim. Evet. Verelim. Anladım. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Ve şimdi yine bir Mertcan spesiyali gelecek tatlı olarak huzurlarınıza. Sizi alacak ta çocukluk yıllarınıza götürecek tatlıyla. Hepimize nostaljik bir lezzet tattıracak. Evet inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sosun hazır olmasını çok şey yaptın ama çocuk pişirmiş zaten. Kendi 3-4 memleketten gidip yurt dışından peynirini alıp getirecek değildi. Tabii ki buradan almış yapmış. Eline sağlık sonuçta bir makarna. Ay bir de esprili ya bu haftaki damatlar da çok espriliydi, kızamıyorsun da. Soruyorsun diyorsun bunu ben ne yapayım 4 peyniri diyor Fransa'dan Hollanda'dan peynir mi alacağım gidip dedi bir şey diyemedik. Lezzetli olan ne varsa ben yerim. Yani bunu yiyince dalga mı geçecekler çocuk diye. Bakalım beğenirler umarım. Şimdi bunu güzel kesmem lazım arada da meyve var. Şimdi kesiyorum. Bunu beğenecekler için büyük dilimler halinde yapacağım. Of. Sinirlerim altı işte. Tam altı dilim çıktı. Bunu Serpil ablaya götüreceğim. Ya bu çok güzel oldu. Bunu kime? Bunu en şeye vereceğim. En sert olanı. Oo. Bu fazla oldu gibi. Birazcık sinir falan kalmadı ya. Hangisi tatlı seviyor? Keşke sorsaydım en çok kim sever. Tamam. Bu arada bence 10 numara 5 yıldız oldu. Ay o kadar içimden söylüyorum ki kapının önüne bile çıkarmıyorlar beni. Benim için bu çok iyi oldu yani. Bulunmaz ben bir nimet oldu. Buraya gelmek mi? Evet. Samimi olarak evet, söylüyorum bir nimet oldu. Hiç bağları hiç koparmıyoruz. Gerçekten haberler geliyor. Kimi doğum yapıyor, kimi evleniyor. Evet, nişanlı ya. Olanlar. bekar kayınvalideler evleniyorlar. Efendime söyleyeyim. İşte sizden sonra şöyle ya oldu, böyle oldu. Biz kısmet açıyormuş. Sanki. Hep iyi haberlerinizi almak isteriz. Ama niye, İnşallah ne güzel. Biz de sizin almak isteriz. Ne güzel bayansın. Evlen güzel şeyle neşeliyiz, gezersin. Aa ne güzel olur. Arkadaş gibi olur. Çocuklarım var yeterli, torunlarım var yeterli. Ben kocayı ne yapayım? Birsel Hanım'a da söyledim. Evet. Yok dedi yani evet. Artık o defteri kapattık. Teşekkür o da genç ederim. Bir... Geçti artık geçti. Oh maşallah. Maşallah. Bize çatal kaldı alabilir mı? Miyiz çocuğum? Bize kaldı mı gerçekten? Olur mu? Yaptın mı? Çatal alabilir miyiz? Küçük birer porsiyon pasta geldi adeta. Tek kişilik pasta. Tatlı yiyin tatlı söyleyin evet, bayağı, diyor. Allah ne güzel. Eli de bol Mertcan'cığımı. Çok teşekkürler yavrum. Mertcan şu an başka bir boyutta. Evet. Hiç böyle bir şey yaşamamıştın değil mi? Yok. Ya. Nerede yaşayabilirim? Yani nasıl bir... Yaşayacaksın, evleneceksin yarın bir gün. Diyecekler ki hani yarışmada yaptınmıştın ya Mertcan hadi yap bize de diyecekler. Doğru. Anan anan. Başlayalım canım. Lina kızım bak. Bak. Lina çok sever böyle pasta. Öyle mi? Bisküvili pasta ve çok ay güzel kıyamam. Yapar. Allah uzun maşallah ömür versin. Sever o da bisküvili pasta. Siz de ona puan veriyor musunuz?
O bize veriyor. Onu seviyorum. Çünkü evet. Ben bunu da en son yorum yapayım çünkü ben gerçekten yiyemiyorum. Hayır, hanımefendi bu arada çikolata yemiyor. Evet, bir lokma aldım ama haksızlık olmasın diye. Ben şimdi arkadaşlarımın yorumuna göre ben de karar peki, o zaman muhafazanla başlayalım. Güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. A, beğendiniz. Aa, Gülay Hanım da böyle yapıyor. O hesabına gelen şeylere yapar tabii. Seviyor çünkü yani tatlı. Seviyorum ama yani sevmekle alakalı değil. Hani güzel olmayan şeyi sevsem de yiyemem. Ama güzel olmuştu. Evet. Afiyet olsun. Evet, Fadime Hanım'ı da dinleyeceğiz. Ben de çok beğendim de üstündeki süsler tabii olmasaydı da ama çok beğendim. Tadı tuzu güzel olmuş. Ellerine afiyet sağlık, olsun. Emeğine sağlık. Afiyet güzel olsun. Buldum. Şekeri. Zaten tatlıyı seven kişiyim. Hep tatlılar yiyorum. Yememezlik hiç yapmadım. Görürsünüz. Ellerinize, emeğinize evet. Sağlık. Afiyet olsun. Bilse Hanım. Ben de beğendim tabii. Görmek evet, önemli yani. Değil. Kalemi oynatmak önemli. Yedi ama ben... Kalemi ben oynatmak önemli diyor. Vay. Neyin oynatmak? Çubukları. Beğenmek önemli değil. Zaten beğeniyoruz da önemli olan o beğenmenin arkada kalem oynadık. Ben tadını beğendim. Çok hoşuma gitti. Olmayan. Yedim diyorum. Puanını çok diyor güzel. İşte o da. Güzel vermek lazım. Evet. Ellerinize sağlık. Hazır mısın puanlamaya geçiyoruz? Şu an mı? Direkt çıkarıyormuşsunuz şu an. Evet şu an. Çok al sana diye. Evet. Buyurun efendim. Son açık oylama için hazırız. Bugün çok yorucu. Çok zorlu geçti. Ama keyif de aldım. Çünkü kendimi deneyimlemiş oldum. Böyle bir durumla karşı karşıya kalsam. Bir daha nerede kalacağım ama neler yapabileceğimi görmüş oldum ne kadar sürede. En az 5 puan bekliyorum. Hani kişi başı 5 puan bekliyorum. Yani 5, 10, 11 kaç oluyor? Ha, 20 puan falan bekliyorum. Yok. 20 kaçta şampiyon oluyorduk ben? Baştan alayım mı? En az kişi başı 7-8 puan bekliyorum. Çok şaşırdığım şey oldu. Sos hazır diye bir anda sinirler gerildi masada. Çatallar fırlıyor. Çok korktum o an. Hani ilk kez başıma geldi böyle bir şey sinirlenen birisi. Onun dışında şuna çok şaşırdım. Sürekli yaptığım yemekler pek beğenilmedi ama ilk kez yaptığım her şeyi beğendiler. O yüzden umarım hakkımı verirler. Bekleyeceğiz. Tamam, çubuklardan kaç tane gelecek sana? Ne çubuk? En düşük kaç bekliyorsun Mertcan? Herkese soruyorum. 3. En yüksek kaç verirler sana? 10. Çağlayken yedim bitirdim. Teşekkür ederim. Yani düşünmeniz yeter. Annemi arasam şu an kalp krizi geçirebilir. Hatta gitme ailemizi utandırma falan dedi. Cidden ben beklemiyordum bu kadar güzel yapacağımı. Evet hanımlar, kalemlerinizi bu hafta son kez oynatacaksınız. O da Mertcan için olacak. Evet. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı o da size. Beğendiğiniz lezzetler de oldu. Onun için lütfen buyurun puanları yazabilirsiniz. Yine hatırlatayım, menüde eksik yoktu. Şükürler olsun bu hafta hiç kimse eksik menüyle çıkmadı karşımıza. Onun için 3'ten başlayacaksınız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puanlar arasından 4 gündür kullanmadığınız bir tanesini seçmek durumundasınız. Buyurun yazabilirsiniz. Yine söylüyorum, hakkaniyetli olalım, adil puanlar verelim lütfen. Beğendiğimiz, beğenmediğimiz yemekleri tekrar düşünelim. Kıyaslama yaparken, mukayese ederken bütün bir haftayı, bugünü tekrar şöyle hızlıca bir kafadan geçirelim. Evet, bakalım Mertcan nasıl gelecek puanlar? Ay pardon. Evet, herkes yazdı ama Muazzez Hanım bekliyor. Tamam, çubuklardan kaç tane gelecek sana? Ne çubuk? Yaz, rakam yerine şey yapıyor böyle bir ya. Hmm. Evet, Muazzez Hanım da yazdığına göre açık olam için hazırız. Son kez soruyorum hanımlar. Şu an puanınızı değiştirme şansınız var. Emin olmayan varsa, tereddütü olan varsa şu an değiştirsin. Sonrasında çünkü başlayacak açık oylama. Çünkü büyük final. Herkes heyecanlı, damatlarınız geldi, bekliyorlar. Tamam mıyız? Herkes emin mi? Emin. Herkes emin. En düşük kaç bekliyorsun Mertcan? Herkese soruyorum. 3. Amacım, 2 de olabilir mi? 1, 2, 0 ya da. Yok, 1, 2 verilmez ya da 10, 15. Valla tadına göre ya en düşük bilmiyorum daha önceden ne verildiğini tam hakim değilim ama 4, 5, ya 5 bekliyorum en düşük ya. 5 bekliyorsun. En düşük 5. En yüksek kaç verirler sana? 10. Olabilir tabii, bekleyebilir canım. Bazı damatlarımız da 8'den aşağı beklemiyorum dedi.
Evet. Onun da beklemek hakkı. Netice olarak lezzetleri beğendik. Bir iki ufak tefek şey dışında bakalım bu haftanın şampiyonu kim olacak? Ama önce Mertcan'ın puanları göreceğiz. Gülay Hanım 2 ile başlıyoruz. Buyur Gülay Hanım, aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Puanım 5. Aa. Ama elimde olsaydı diğer puanlarımı da gerçekten yükseltmek isterdim. Değiştik neden miydi? Elinizde değildi anlam. Şeyden dolayı verdiniz diye mi daha? Evet. 10 verseydiniz. 9-10'luk da bir masa değildi ama elimde diğer puanlarım kalmadığı için tabii. Bunu ya verdim. Sizin düşünceniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet, ne diyeceksin Serpil Hanım? Damadına 5 geldi. Yani düşük oldu. Evet. Bana göre. Çünkü ve emek var her şeyden yani önce. Yani emek var ama 9-10'luk da bir masa değildi. Diğer puanlarımı gerçekten elimde olsaydı yükseltmek isterdim 1-2 puan. Ufak tefek eksikler hepimizinkinde yani, vardı. Hepimizin damaklarında vardı. Hiç kimsenin bütün ufak yemekleri tefek olmuş değil aynen zaten. Öyle. Kimse dört dörtlük değildi puanım ama elimde kalmadı. Her şey derler hani çağlayken yedim bitirdim. Çağlayken yedim bitirdim. Olduğu için elimde olsaydı gerçekten verirdim. Teşekkür ederim. Yani düşünmeniz evet yeter. Diyorsun. Bakalım yetecek bir şampiyonluğa ama Fadime Hanım'dan geliyor şimdiki puanı Mertcan'ın. Buyurun Fadime Hanım. Benim puanım da 1. Çünkü şeyi çok seviyorum ben, tatlıyı. Şeyi de sevdim köfte ama köftenin içi gerçekten öyle. Çorbayı sevmedim. Salatayla sadece tatlıyı şey yaptığım için verdiğim. Yani afiyet 6'yı olsun. Kullanacaktım. 6'm yoktu. Kullandım. 8-9'luk da masa değildi. Eksikler sizin de vardı benim damadım gibi. Ya olabilir canım. Evet. Damak zevk sonuçta. Elinize sağlık, emeğinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Neden? Burada zaten böyle hani insanlar stresle de böyle şey yapıyor ya. Evde yaptığı gibi olmuyor. Hı hı. Afiyet olsun. 8 alamaz mıydı diyorsun burası? Valla 8'lik 9'luk göremedim. Damadım gibi de eksik gördüm. Ama şimdi önlük üstünde masada o düzgün çiçek yoktu. Onu ben olmuştu. Dün nasıl adil olmaya çalıştım. Bir önlüğe. Dur Mertcan dinlemek istiyor efendim. Yok, bir sosa sinirleniliyor bir önlüğe sinirleniliyor. Yok sinirlenme değil. Hani ben de hani benim damadıma yaptılar ya ben de size diyorum anladım, yani. Anladım anladım. Altım olsaydı verecektim. Altım yok. İşte elinize. Senin damadının da önlüğü üstünde i̇şte duruyordu tamam, ben geldiğinde. Ben onu da diyorum. Ama ben 7 verdim. Aa, ama benim altım da yoktu, şey, yedim de yoktu. Yedi vermiş. Yoktu, ben 7 verdim size. Yedim yoktu, altım da yoktu. Kullandım. Muazzez Hanım'a yaptığım gibi 5'lik bir masa değildi. 5'i hak etmedi ama dedim. 9'dan yana kullandım. 8'im var, 9'um hani var, 10'um var. Siz de öyle yapabilirdiniz var. Yani. Olsun, sağlık olsun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Neyse ondan kaç puan gelecek? Eve götürsün puanı. He, götüreceğim. Sizin gibi, ben de sizin gibi götürürüm, siz de götürürsünüz. Buyurun Birsey Hanım. Benim puanım da 5. Hep 5. 5. Hani en az 5 bekliyorum demiştin değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle oldu, aynı benim 9'umla 10'um var. Yani üste çıkmış olsaydın 8'in üstüne ben inan ki verecektim. Ne yapmam gerekiyordu mesela? Ama işte o yemeklerle, o yok, lezzetlerle. Yani sosu kendim mi yapmam gerekiyordu? Hayır yani kıyaslandığı zaman emek, emek. Mesela diyorsun ya hani yetiştiremedim, zor oldu. İnan tabii, ki tabii. Hepsi aynı şeyi yaşadı. Tabii canım ben hepsi aynı şeyi yaşadı. O, hayır buna ben rağmen emekten bahsetmiyorum çok ki. Çok fazla çeşit yapıldı. Çok fazla uğraşıldı burada. Yani herkes için söylüyorum. Ama puanlar yani, çeşitli hayır, çeşit sayısına emekten göre vermedik Birsel Hanım. Ama emek lütfen değil, lezzet yani lezzetler de, lezzetler de onlarınkinin üstüne çıkmadı. Beğenmedim. Çıkmadı. Üstüne çıksaydı onlarınkini verecektim. Lezzetler de çıkmadı. Benim zaten köftem pişmemişti. Ya yani pişmemiş ürün geldi yani. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Pişmemiş ürün geldi. Yani ben adaletli olduğuma inanıyorum ve çok da şu anda vicdanım rahat yani. Afiyet olsun. Peki son puan gelecek Muazzez Hanım'dan. Bir 5 doğrudan vurursak iyi. Yarımıyla kaparız. Benim puanım da var adam. Aa, sizin de mi puanınız? Tabii. Ben söylemiyorum gizli. Birazdan öğreneceksin büyük finalde diğer damatlarla beraber. Buyurun Muazzez Hanım, son puan, haftanın son puanı geliyor damadımıza. 10 puan. Oo!
Oo. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya. Verdiğin çubukları hep kullandım. Altın gol. Hepsini bana saklamış. Küçük bir altın şey. Bu haftanın en yüksek puanını aldın. Ablam 10 kimse almadı. 10 kimse almadı. Doğru. Annenin 9 vermişti 10. Her şeyi beraber. Ama 9 verdiği için değil. Gerçekten bak yanlış anlaşılmasın. Hani benim damadıma 9 verdiniz diye 10 verdim diye bir şey yok. Tabii canım. Ama beğendim ben yedim. Hoşuna gitti. Evet etim de pişmişti benim. Güzeldi kenarından kıyısından. Makarna desem bizim de makarna için aynı sos. Sıkıntı yok. Makarnayı normalde sevmiyorum. Ama bunu yiyorum. Peki. Afiyet olsun çok. Sağ olun. Eline emeğine sağlık. 10 puan aldım. Gerçekten çok mutlu oldum. Evet. Aa, İnan ne güzel. Peki. Annemi arasam şu an kalp krizi geçirebilir. Çünkü hiç inanmıyordu. Annen de inanmıyor. Hatta gitme ailemizi utandırma falan dedi. Orada. Ama ben de ama cidden ben beklemiyordum bu kadar güzel yapacağımı. Valla biz de hiç kimse beklemiyordu. Kendi sözün de dahil. Ama ben inanıyordum annen de. İyi bir sınav verdin annene bence. Annene sordum. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Ellerinizden öpüyorum. Evet. Çok güzel bir final olacağını düşünüyorum. Ya. Afiyet olsun. Damatlar Kayınvalideler haftasında büyük finaldeyiz. Kıvam gerektiren bir yemekleri yan yana kimse kusura bakmasın koymasın. Buna 3 verdiği zaman ben çok üzüldüm. Kendisine sorabilirsiniz ortalığı yaktım ben. Masaya sadece çatal bıçağı koysam 3 puan alır. Annelerimiz bizi birbirimize düşürtmek için her şeyi yaptırar canım masada. Yani ben bu kadar eziyeti ben çektim ben bu kadar konuşmadım başından beri. Damatlar Kayınvalideler haftasında şüphesiz en heyecanlı, en büyük ana geldik. Büyük finaldeyiz. Şöyle şu yakışıklı beylere bir alkış rica ediyorum. Seyircilerimiz de şu an eminim ekran başında alkışlıyorlar. Genelde sonda alkışlatıyorum bütün gelinleri ama şimdi bakıyorum şıkır şıkır yakışıklı damatlarımız geldiler. Hepiniz hak ettiniz gerçekten bu alkışı. Bir kere öncelikle hepinizi tebrik ederim. Sizler kendinizden bekliyor muydunuz tabii? Öncelikle bir Sezgin'e sorayım. Aslında kendimden bekliyor muydum? Aslında ben her şeyi becereceğimi biliyorum. Kendime güveniyorum çünkü ben ben yarışmacı bir adamım. Hayatımda hep iddiacı bir adamım. Evet. Yapamayacağım bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ne sormuştunuz? Akıl kalmadı. Seni en çok ne zorladı? Ben hiçbir şey zorlamadı. Yemeklerden? Hiçbiri zorlamadı. Aa kolayca yapın. Hayır hiçbiri. 9 çeşit çıkardı. Ben hayatımda hani yine söyleyeceğim. Yayında da söyledim yine söylüyorum. Ben hayatımda ilk defa mutfağa girdim. İddia ediyorum. Burada hepsinin eline sağlık arkadaşlarımızın çok güzel yemekler çıkartmışlar. Ama benim ilk defa girmemle ben onlardan daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Biz de her gün mutfakta değiliz. Ben de ilk defa girdim. Diğer arkadaşlarımın da çoğu ilk defa girmiştir diye düşünüyorum. Yani sadece ilk giren. Evet bir mangal. Yok ben girdim ya. Girdim ben. Ya. Aa süper o zaman. Harika. Yani yemek yemeye şimdi, gidiyor. Konu değil. Zaten buraya geliyorsak kendimize güvendik de geldik. Tabii hepimiz. Ki. Buraya niye geldik? Yapmak için geldik. Evet. Ama şimdi yemekleri eleştirirsek şimdi bir mangalla şimdi benim gidecek hepsi kıvam gerektiren bir yemekleri yan yana kimse kusura bakmasın koymasın. Anlatabiliyor mangal muyum? Derken ben ona veya sen yaptın ya mangalı veya diye. İşte bir balıkla getirip de kimse kıvamı kusura bakmasın yan yana koymasın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Muazzez anne beni çok eleştirdi. Hani sonu hüzünle bitti ya. Evet. Duygulandım ya. Ben annem bana geldiği zaman Muazzez annenin damadına Akın'a 3 verdiği zaman ben çok üzüldüm. Gerçekten mi? Evet. Kendisine sorabilirsiniz. Ortalığı yaktım ben. Aa. Evet niye verdin? O çünkü hata yaptı. Sen aynı yapmayacaktın hatayı. Bravo Sezgin. Aynı şeyi annene söyledim. Kesinlikle yanlış. O yanlış yaptı dedim. Farkındaysan o gün de tepki gösterdim. Dörtlük asla değildi olmaz dedim. Ama yani, dedim aynı şeyi siz de yanlışa cevap verdiniz en kötüsü dedim. Yani kimse kusura bakmasın. Hiçbir şey olmuyorsa o masa 5'i hak ediyor. Yani kesinlikle. Hiçbir şey yapmıyorsa. Bu sözün gelinler yarıştığında da hep aynı şeyi söylerim yani ben. Keşke kayınvalidesi de aynı şeyi düşünseydi. Bu arada ben mangal yapmadım. Sadece etimi mangalda pişirdim ki bu o kadar yemeğin arasında gidip mangalı yakıp eti pişirmek de çok büyük bir marifettir. Bunu da hatırlatmak ya zaten istiyorum. Zaten bir erkeğin masaya ayrıyeten, girip onu yapması bir marifet bir zaten. Ayrıyeten masaya sadece çatal bıçağı koysam 3 puan alır. Böyle de doğru, bir durum var. Doğru. Yani benim kayınvalidem size 4 vermiş olabilir ama sizin kayınvalidenizin bana 3 vermesi yani direktman masadaki sadece Akın, çatal bıçağı canım kardeşim, başka bir şey kurban yani olurum ben sana. Sen çok güzel bir şey söyledin bu arada. Teşekkür keşke ederim. Keşke aynı şeyi şimdi düşünseydim. Şimdi şu var. Evet. Annemizin, aslında annelerimizin bize normalde örnek olması gerekirken annelerimiz bizi birbirimize düşürtmek için her şeyi yaptırar canım aynen masada. Öyle.
Genel olarak söylemem ama sadece Muazzez anne için söyleyeyim bunu ben. Onlar diğer annelerle ilişkilerine hiçbir eleştirim, genel, hiçbir şeyim yok. Evet, hepsi gelinin, de bence çok adaletli puanlama yaptılar. Gelinin söylediğini Akın da söylüyor. Onlar birbirleriyle yarıştılar. Biraz aynen öyle oldu. Ben bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Ben 3 aldım hanımefendiden. Evet. Kayınvalidem de onlara 4 verdi. Fakat şöyle bir durum var. Sanırım tam olarak bilmiyorum. Masaları tam hazır değilmiş. Giyinmemişsiniz. Masada birçok eksik varmış. Yani birçok eksiğe rağmen bir puan verilmiş. Benim masam kusursuzdu. Ona rağmen 3 aldım. Akın kurban olayım. Ben o masaya koşarken, o üstümdekini attığım zaman, olayı bilmiyordum, hemen söylüyorum sana. Evet. Üstümdekini attığım zaman hiç kimse benim hazırlanmadığımı anlamazdı. Çünkü üstümde doğal güzel bir elbisem vardı zaten. Ben buraya gelirken de söyledim. Kesinlikle ilk hedefim çok güzel bir iş çıkartmak ve eğlenmek. Hepimiz onun için gelmişiz. Şimdi yani. Hepimiz şimdi konuşurken evet. diyeceğiz. Hepimiz evet. eğlenmeye geldik. Gerçekten eğlenmeye geldim. Ve bence muhteşem bir gün geçirdim. Hayatımın en güzel günlerinden bir tanesini geçirdim. Aynı güzel geçirdim. Çok sevindik. Mükemmel çok bir bizim için de çok renkliydi. Yalnız o kadar haksız da uğradım ki. Şimdi ya kurban olayım masada diyorlar ki ben bunun kıvamına diyor kendim getiremem diyor annem. Ya da işte paçanga böreği harika oldu diyorlar. Ya da diyorlar ki işte domates kurusu cevizli işte şöyle oldu böyle oldu güzel diyorlar. Yahut sarma kalem gibi sardım tuzlu. Tuzluymuş. Ben almadım tuzu. Aldınız mı? Almadım dediniz. Demet dediniz yani almadım biraz dediniz. Biraz çiğ kalmıştı. Evet. Evet. Bak örnek veriyorum. Evet, anlatabiliyor muyum? Sen bana gelirken. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bir şey pardon Akın Bey eklesin. Hak ettiniz mi diye ben ne olur ben anlatayım. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Mesela ilk gün çok yüksek diğer hanımefendiler de size biraz yüksek puan vermişler benim kayınvalideme nazaran. Mesela evet. o yüksek puanların cezasını sonra ben çektim. Siz... Bana orta seviyede bile Hayır. verilecek puanlar kalmadı. Siz de kalmadı güzel mesela. Puan almışsınız. Siz kaynanamın gazabına uğramışsınız. Artı... Ben sizlere kaç verirdim biliyor musun? Ben 5 verirdim ya da 6 hakkım olsaydı. 5-6 verirdim diyorsunuz. Artı aramızda o kadar güzel de bir sinerji vardı. Hanımefendi biraz düşmüştü. Ben onu böyle kaldırmaya da çalıştım. Çok, çok güzel hitap etti. Hitap ettim. Espriler yaptı senin gibi. Tam. Yemeğimi de beğendi Akın. Ve 3 verdi. Kurban oldum. Böyle tam, bir şey. Tam o noktaya geleceğim işte. Bence dünyada Rabbim öyle bir güzellik yaratmış ki kadınları yaratmış. Teşekkür kadınları ederiz. Bak. Teşekkür tamam ederiz. Mı? Tabii ki. Annem dedi ki sen dedi masaya oynuyorsun dedi. Ya ne güzel bir ortam oluşmuş. Senin evladın yaşında bir çocuk gelmiş bir şeyler yapmış önünüze seriyor. Neyini oynayacağım ben ya? Çiçek eksik olmuş. Çiçek diyorum da benim için çiçekler bakar mısın bir? Bir bak ya. Bak gene aynı çiçekler. Şeyi yapıyor ya. Çiçekler. Bir saniye anlatabiliyor muyum? Gene. Bunları ben gene de yapabilirim. Şey yani. Ya. Bir saniye. Ondan sonra konuşuyor. Sezgi. Ondan sonra konuşuyor. Sezgi. Hiçbirimiz konuşamayız. Bir ben bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Ben bir... Hayır. Ben bitireceğim. Ben bitireceğim Zuhal Hanım. Ama bitmiyor senin. Özür dilerim. Ne olur. Hayır. Tamam hadi toparla. Ben oynamışım. Gülmüşüm. Ağlamışım. Kusura bakmayın da bence Akın'ın yaptığı çok güzel bir şey anneme. Fadik diye gelmesi. O zaman... Benim ağlamama evini almıyormuş ya, benim damadım ağlarsa evini almıyormuş ya Muazzez anneminki. Şimdi ne güzel öyle, davranmış bir çocuk. Bir dakika, ben öyle bir şey söyleyeyim, evimi almıyorum demedim. Onu da gelmesin dedim. Hayır öyle bir şey söylemedim. Benim damadım. Ben sadece benim damadım ağlarsa çocuk gibi dedim, o zaman gitsin annesinin dizinde dursun. Bana dedi. İşte bunu burada. Evet olayım. Sana dedim. Ya onu söylüyorum işte, sen ne güzel davranmışsın. Peki özel bir Sezgin'ci. Ki annen düşmüşken ben kaldım. Abartma. Ne güzel bir şey. Güzel bir davranış bence yani. Biraz da diğer damatlarımız konuşsun Özer. Evet. Benim burada yemeklerimin bir tanesini bile kötü demediler. Hatta evine götürmek isteyen oldu. Evet. Tatlı yemek her birine. Kötü paket yap götürelim dediler. Kayınvalideniz 7'ydi 6'ya çekti. Hanımefendi 10 verirdim dedi 8'e çekti. 10'luktu masa dediler. Belki ben bir puan da kaybedeceğim. Sıkıntı değil de ben bu kadar konuşmadım. Yani ama ben bu kadar eziyeti ben çektim. Ben bu kadar konuşmadım başından beri. Niye konuşmayacağım kardeşim? 9 çeşit yapmışım. Diyorlar ki basit yemek diyorlar. 8 tanesi ocağa girdi. Bir ana yemeğim benim 2 kere ocakta durdu. 2 kere ocağa girdi. Bir kere fırına girdi. 2,5 saat bana zaman vermiş. Biz 8 çeşit ya. Bize kaç verdi? Şimdi bak bir şey diyeceğim. Annem dedi ki bir sen annem. Bak Gülay annem de dedi. Bir sen annem dedi. Serpil Hanım da söyledi. Bir tek Muazzez annem beğenmedim dedi. Zaten geçsin. Anlatacağını sağ olsun. Pürenin ya Allah'ını seviyorsanız kaç tane insan o kıvamı getirebilir? Püre bir mi? Tanesi desin ki. Abi bak şimdi püre diyorsun. Bir örnek veriyorum. Bak, püre müre bunlar iki. Biz ya örnek... yaptığımız şeyler. Ya Tarator'un burada olay olduğu kuru domates
Tarafından yapılan yemek. Hı. Olay oldu. Ya burada biz eğlenmeye geldik. Bu kadar konuşmanın anlamı yok. Niye konuşmayayım doğru canım? Eğlenmeye gelmişim. Hayır, ben Özer. Eğlenmeye gelmişim. Eğlenmeye. Bir saniye. Evet beyler, şimdi şurada hiç konuşmayan iki damadınız var. Birincisi, çok enteresan bir şey daha yaşadık bugün. Ve hiçbirinizin almadığı 10 puanı bugün Mertcan aldı. Ne söyleyeceksin Mertcan? Dengeler değişti. Bravo. Sizin anlayacağınız elindeki tablo alt üst oldu. Ne diyeceksin Mertcan? Ya gerçekten rakiplerim güçlüymüş. Güçlü. Adam mangal yakan var, balık yapan var. Tarot yapan var, basit ne varsa. Sen abi patates püresi. Patates püresinin kıvamını tuttun lan. Yapan var balıklı. Ya 9 çeşit da yemek yapmış. Evet. Hani bundan şikayetçi ya. Ama biz demedik. Hani yap diye biz demedik. Bundan şikayetçi değilim canım. Peki, Serdar seni de dinlemek istiyorum. Ya şöyle, şimdi Sezgin Bey 9 yemek yaptığını söylüyor. Saygı de... duyarım. Gerçekten bu konuda çok sıkıntı yok. Abi. Fakat benim yaptığım yemeklerin yanında biraz önce öğrendim herkesin ne yemek yaptığını. Hı hı. Yani ben de bunları bilseydim keşke 6 çeşit değil 12 çeşit yapsaydım. Daha hızlı yapardım. Ben hep söylüyorum, benim için haftanın yemeği çok önemli. Şimdi birazdan en iyi sarmayı seçeceğiz ama en kötü sarma bence senin. Evet, evet, ben yani ben dedim ki pişmemiş bu. Kayınvalideme de sanki söyledim. Dedim çiğ yaprağı sarmış, karidesi koymuş öyle. Evet, nasıl böyle bir hata yaptın dedim. Ben kayınvalidemle konuştum zaten bunu. Evet. Dedim ki ya anne gerçekten yani hiç beğenmedim dedim sarmayı. Yani öyle bir ben de şaşırdım açıkçası. Evet, peki gelelim şu sarmaya. Çok konuştuk ama şimdi en iyisini konuşacağız. Haftanın yemeğini bakalım kim en iyi yaptı. Sezgin eller havada. Kendini gösteriyor galiba ama kayınvalidesi bakalım kendi damadı hariç kimin sarmasını en çok beğendi. Fadime Hanım, en iyi sarmayı kimden yedin bu hafta? Kimden yedim? Bence hatanı bir Birsen Hanım'ın damadından Özer'de. Yedim. Özer'in sarması evet. Diyor. Serpil Hanım'cığım sen kimi söylüyorsun? Ben de Özer'in sarmasını sen çok Özer beğendim. Sen Özer diyorsun. Gülay Hanım? Ben de Özer Bey'im. Özer 3 oldu. Birsel Hanım? Ben artık Mertcan diyorum. Onu pişmiş Mertcan de en diyorsun, azından. Mertcan diyorsun, hiç fena değil. Ekşiliği de vardı. Muhafız Hanım, ekşiliği de vardı. Bugün yarışan yarışma. Mertcan 2, evet. Özer 3 oy aldı. Ve ben de hemen, yani zaten belli onunki seçildi ama bence de Özer en iyi sarmayı senden yedik. Eline emeğine sağlık diyelim. Afiyet olsun hepinize de hanımlar. Çok güzel. Seninki de gerçekten çok güzeldi Mertcan. Teşekkür ederim. Mertcan. Senden güzel, hiç beklemedim. Ben ilk kez girdim mutfağa. Belli. Adamsın. Aynı kanka. Evet. Yediler. Peki. Bravo Mertcan. İyi bir şey adamsın. Evet, gelelim şimdi artık en önemli sonuca. 15.000 TL'yi damatlarımızdan bir tanesi alıp götürecek dakikalar sonra. Büyük sürprizler var. Gerçekten de hemen şu 15.000 TL'yi hatırlatayım. İşte kimisi ben para için gelmedim dedi. Kimisi ben eğlencesine geldim. Kimisinin de belki de ihtiyacı vardı, bilemiyoruz. Ama şimdi benim açıklamaktan en haz etmediğim sonucu maalesef üzülerek beylerin haftasında da kullanacağım ve söyleyeceğim. Haftanın beşincisi. Kayınvalidelerimizden ve benden aldığı puanlar neticesinde 15.000 TL'ye veda eden ilk isim. Sezgin sen oldun ya. Bildim. Yedim zaten. Kayınvalideler sana 24 puan verdiler. Ben 7 puan vermişim. 31 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Keşke sarma da olsaydı. Daha bile yüksek puan alırdım. Yok, bence. Bekliyor. 31, onun pişmemesi biraz yaktı seni. 31-32 bekliyordum. Ama ben bir şey istiyorum. Söyle. Bu fırsatı siz vereceksiniz bize. Bu güzel kardeşlerimle, bu güzel çiçeklerle bir düello istiyorum. Kendi belirledikleri yemeklerle. Kendi belirledikleri bir günde. Size özel bir hafta daha mı yapalım? Size de uygun bir şeyde. Vallahi bana uyar. Düello diye davet ediyorsun. Ben düello'ya davet ediyorum. Vallahi yine niye olmasın bakarsınız. Ama herkes gene aynı yemeği yapacak. Ben ama kayınvalidelerinizi de sizleri de çok seviyorum. Herkes aynı yemeği yapacak. Sen gözü kapat ben kolu bağlayacağım. Aynen öyle. Özel ben kolum bağlı akım ben gözüm bağlı yaparım tamam. Dedi yemekleri. Herkes aynı yemeği yapacak. Var mısınız? Vallahi yaparım ben. Herkes aynı peki. Yemeği yapacak. Sezgin tebrik ediyorum yine de eline emeğine sağlık. Sezgin sağ tebrikler. Sezgin, unutma ki seni yakan kayınvaliden de bunu unutma. Vallahi kanka seni de var ya yemin ediyorum senin anan. Ama bekle, bekle. Peki devam ediyorum. Evet, şimdi enteresan sonuçlardan biri. Şimdi şurada, vallahi kayınvalidemiz yüksek puan. Bu puanlarla hani gerçekten yani beşincimiz Sezgin'in aldığı puanın bile altında
olan ve birinci olan gelinlerimiz var. 25-26 ile birinci olanlar var. Düşün en sonuncu 31. 27 ile. Yani düşün. Çok, çok iyi bir puandı puan aslında. Kayınvalideler güzel puanlar verdiler. İyi ki siz puan veriyorsunuz. Yani gerçekten sizin siz olmasanız zaten gelmez. Vallahi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun beyler. Evet. Arkadaşlar, sevgili izleyenler, dördüncümüz ve üçüncümüz eşit puan almışlar. Yani iki tane üçüncümüz de var diyebilirsiniz siz buna. İki tane dördüncümüz var diye de yorumlayabilirsiniz. Dedim ya, kayınvalideler aslında güzel puanlar verdiler. Ben de güzel puanlar vermişim ve bu iki yarışmacının da güzel yemekleri. Hatta bir tanesindekine bayılmıştım ama çok da iyi puan vermişim. Ama maalesef eşitlikle 15.000 TL'ye ikisi de veda ediyorlar. Onlardan ilki... Mertcan sen oldun. 25 puan aldın kayınvalidelerden. Ben okeyim. Kuzenim sonuncu olmuştu. Şu an bir seneye, bir dahaki seneye diğer kuzenim katılır. Öyle öyle birinciliğe çıkaralırız biz. Evvelki sezon kuzeni yarışmıştı. Öyle tanışmıştık onunla. En azından kademe olmuştu. Böyle padişahlık sistemi gibi. Çok şekersin. Kast sistemi var bu. Bir dahakine üçüncü, ikinci derken sen yedinci sezonumuzda kesin birincisin. Yani 3-4 kuzen sonra. İnşallah. Şak sonra. Tebrik ederim. Ben sana 7 puan vermişim. Elin emeğe sağlık. 32 puanlı üçüncü oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Senin de elin emeğine sağlık. Ben bir kişiye daha teşekkür etmek istiyorum. Size zaten diyorum, damat adaylarımızla da başarılar diliyorum. Damat zaten aday sensin. Aday bir tek sensin. Aday sen. Yarışma, doğru doğru. Yarışmacılarımıza, damatlarımıza ellerine sağlık diyorum. Olabiliyor. Sadece aşçı olduğunu öğrendim. Çok onurlu oldum o puana. Muazzez Hanım'ın o puanına. Muazzez Hanım'ın gerçekten çok mutlu teşekkür etti ediyorum. Mutlu seni. Peki. Yani yetti o bana. Ve geldik senin aynı kaderi paylaşıp şu 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isme. Sürekli gösterip durmayacağım. Mobilim düştü. Çok sinir bozucu değil mi? Evet. Üçüncümüz Mertcan Nail puanı alan. Vay be, güzel puan vermişim ha. Güzeldi de yemekleri. Ah be. Akın sen oldun. Yaktın yani, çocuğu anne. Adam şu mangal yakmış. Beni de senin kayınvaliden yaktı kardeşim. Ya diyorum ya işte, yaktın diyorum çocuğu diyorum. Fadime Hanım buyurun gelin. Valla haksızlık. Buyurun karşıma gelin. Buyurun. Haksızlık. Efendim buyurun. Benim damadıma da haksızlık buyurun. Oldu. Öpmem hemen sizinle ben karşılıklı hayatta. Şunu yapalım. Evet. Süpersin. Oh. 15.000 TL'yi. Harikasın Akın. Alkışlıyoruz. Tekrardım abim. Çok şeker. Çok tatlısın. Hanımefendiden de tahsil etmek istiyorum ben. Akın bak, kayınvalidelerden sen 24 puan aldın. Siz kaç verdiniz? 8 puan verdim 32 ile. Çıkmaz mıydı o? Heh, çıkmadı be. İnan az kalmıştı. Sarman gerçekten ve tatlın yaktı seni. Ben hep söylüyorum, haftanın yemeği ve ana yemek benim için çok önemli ama hem de dolmanın, yani senden çok daha güzel bir dolma yapan insan vardı. Özerdi o da. O dolmayla mukayese ettiğimde gerçekten olmamıştı. Ve maalesef Akıncığım sen de 15.000 TL'ye veda etti. Senin de eline emeğine sağlık. Evet. Damatlar, kayınvalideler haftasında, bu güzel haftada son ikiye finalist olarak Serdal ve Özer kaldı. İkisinin de yemekleri gerçekten çok nefisti. Çok güzel lezzetler tattırdılar. İkisi de çıtayı bayağı yükselttiler. Hatta ekran başındaki gelinler, hem önceki yarışmış olanlar hem de bundan sonra gelecek olanlar için iyi bir referans ve bence de kıskanma objesi haline geldiler. Gerçekten de hanımlar seyredip vay 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 deyip belki de keşke bizim de böyle bir eşimiz olsa demişlerdir diye düşünüyorum. Ya da yarışmacılar bizden iyi performa, gerçekten mutfakları gayet temizdi, gayet güzel çalıştılar. Bu açıdan da hepinizi tebrik ederim ama geldik 15.000 TL'nin sahibine. Damatlar, kayınvalidelerin şampiyonu. Bu haftanın en güzel yemekleri yapan damadı, kayınvalidelerin gururu, adeta öz oğulları gibi sevdikleri bu iki genç arkadaşımızdan acaba hangisi ipi göğüsledi? Damatlar, kayınvalidenin şampiyonu Özer ve Serdal oluyor. Eşitlik var.
tebrik ederim. Hanımlar sizi alamayacağım, özür dilerim sosyal mesafe gereği. Özer tebrik ederim. Serdal tebrik ederim. Öncelikle Özer, sen kayınvalidelerden çok yüksek 28 puan aldın. Ben sana 9 puan vermişim. 37 puan aldın. Sevgili Serdal, sen de kayınvalidelerden Özer'den 1 puan fazla 29 aldın. Sana 8 vermişim. Senin de sarmandan gerçekten kırdım ama senin gerçekten ufak tefek hatalar dışında pek de bir şey yoktu. Onun için en yüksek puanı sana vermişim Özer. İkinizin de eline emeğine sağlık. İkinizi de tebrik ediyorum. Arkadaşlar çok güzel bir hafta yaşattınız. İyi ki geldiniz. Hepinizin ayağına, yüreğine, eline, emeğine sağlık. İnşallah tekrar karşılaşalım. Sevgili izleyenler, hepinize tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Bu haftalık da bizden bu kadar. Pazartesi tekrar görüşene değin. Hepinize iyi akşamlar, iyi bayramlar. Bütün beyleri alkışlıyorum. Harikaydınız. Beni yaktınız. Tebrikler. Beni yaktınız. Tebrikler. Hepinize tebrikler. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.